İyi akşamlar sevgili Manisalılar. Yeni yılın ilk programında yine sizlerle beraberiz. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar. Yeni yılda barışın hakim olduğu, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Ülkemiz için, dünya insanlığı için bu iyi temenniyi tüm içtenliğimle ve kalbimden söylüyorum. Çünkü dünya insanlığının günümüzde buna şiddetle ihtiyacı var. Yakın çevremizde, dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli nedenlerle insanlar birbirini boğazlıyor. Dünya bu güzellikler arasında bu çirkinliklerle yaşanılır olmaktan çıkıyor diyebiliriz. Sevgili izleyenlerim, bugün programımız hepimizi yakından ilgilendiren temel bir konuyu ele almak. Çok değerli iki konuğum var. Onları size biraz sonra takdim edeceğim. Konumuz şap hastalığı. Birçok insanımız belki şapın şu anda ne olduğunu bile bilmeyebilir. Ancak son aylarda, son birkaç ayda, hatta son haftalarda yazılı ve görsel basında sık sık şap hastalığından bahsedilir hale geldi. Özellikle hayvan pazarlarının kapatılması, şap hastalığının değişik illerde görülmesi ve bu konuyla ilgili mücadele yöntemlerinin anlatılması açısından yazılı ve görsel basın bu konuya ilgi duydu. Biz de bu konuyu ele alırken iki önemli hususu dikkate alarak program yapmayı düşündük. Bunlardan en önemlisi, biz bazı değerlerimizi kendi elimizle israf edip yok etmekteyiz. Örneğin sofralarımızdan artan ekmekleri, lokantalarda, hastanelerde, geçtiğimiz yıllarda askeri birliklerimizde büyük bir ekmek israfının olduğunu hep gördük. Milyonlarca ekmeğin çöpe atılması, dolayısıyla binlerce ton buğdayın heba edilmesi gibi bir israfın içindeyiz. Halbuki dünya insanlığı önemli ölçüde açlıkla mücadele ederken bizim böyle bir lüksü yaşamamız gerçekten çok acı bir tablo diye düşünüyorum. İşte hemen bunun yanı sıra daha önemli, en az bunun kadar önemli bir başka israftan da söz etmek lazım. O da şap hastalığının ülkemiz ekonomisine getirdiği olumsuz yansımalar. Şap hastalığı ansiklopedik olarak veya veteriner hekim diliyle tarif ederseniz ehil veya yabani çift tırnaklı hayvanlarda görülen bir virüs hastalığı. Yaşlı ve çok küçük hayvanlarda ölüme sebebi olan ancak et, süt ve iş gücü kaybına önemli ölçüde kayıp verdiren bir hastalık. Şimdi düşününüz ki bir hayvanı belli bir süre beslediniz, belli noktaya geldi, kesim aşamasına geldi. Bu hastalığa maruz kaldığı anda birkaç gün içinde önce yüksek ateşle, bilahare iştahsızlıkla, program içinde değerli konuklarım bu konularla ilgili size detaylı ve bilimsel verileri sunacaklar. Bunlar hayvanın kilo kaybına sebep olmakta. Avucumuzun içinde soframıza götürme aşamasında olduğumuz milli servetimiz, protein kaynağımız, kırmızı etimizi buharlaştırıp yok etmekteyiz. Bu milli ekonomimize de büyük bir kayıp verdirmektedir. Aynı şekilde sütte de önemli düşüşler söz konusu olmakta, süt üretimi azalmakta. Dolayısıyla avucumuzun içindeki ekonomik bir değeri yok etmekteyiz. Bununla mücadele edilebildiği sürece ve hastalığın ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıyla bu ekonomik kayıpların, bu olumsuz tabloların ortadan kaldırılması, hem üreticinin cebine 3-5 kuruş paranın fazla girmesi hem de ülke ekonomisinin zenginliğinin artırılması açısından önemli bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu imkanları değerlendirebilirsek, ki imkanlarımız var,
Bu çalışmalarda başarılarıyla ön plana çıkan kurumlarımız var. Bu işe gönül veren veteriner hekimlerimiz, üreticilerimiz var. Bütün bu olanları bugün konuşacağız. Artı bu hastalığa maruz kalan, bu hastalıkla boğazlaşan hayvanların eti yenir mi, yenmez mi? Çift tırnaklı hayvanlarda görülen bu hastalık insanımıza geçer mi, geçmez mi? Hep bunlar tüketiciler açısından bizde şüphe uyandıran sorular. Bu konuyu ele almayı uygun gördük. Artı bir ikinci önemli husus, Manisa ilimizde her ne kadar Akhisar'da, Kula'da, birkaç ilçemizde daha bu hastalık görülmüşse de öncelikle Turgutlu'da ortaya çıkmış olması ve Turgutlu'nun karantinaya alınmış olması, Turgutlu adının bu hastalıkla anılmasıyla beraber biz de Kasabadan Turgutlu'ya programında ilçemizde de neler olup bitiyor, Türkiye çapında ve ilimizde tablo nedir, bunları sizlerle bu program içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Konuyla ilgili iki değerli konuğum var demiştim. Birinci konuğum Sayın Merter Yıldız, veteriner hekim, Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş Merter bulduk Arif Bey. Konunun uzmanı, yıllarını hayvancılığa, onun öncesinde de eğitimine vermiş, bunu meslek edinmiş ve bu konuda üreticiye, dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamak adına ciddi çalışmalar yapan bu örgütlerin üyelerinin başkanı sıfatıyla konuya en vakıf kişi olarak bizlere çok değerli bilgilerle hitap edecek ve siz sevgili Manisalıları, ETV izleyicilerini bilgilendirmeye çalışacağız. Konunun bir ikinci ayağı da üretici ayağı. Hastalık hayvanlarımıza geldiği anda zararı çeken tabii ki üretici. Besleyip belli noktaya getirdiği hayvanların bir anda kilo kaybetmiş olması, üreticinin cebinden kazandığı parayı düşürmesiyle eşdeğer anlama gelmektedir. Turgutlu'dan yine Turgutlu Et firmasının işletme müdürü, üretici bir konuğum var. O da Fatih Pektaş. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi bu değerli konuklarımla ben önce Sayın Merter Yıldız'a hem ilmi açıdan hem de şap hastalığının detayları açısından bizi bilgilendirmesi için sözü ona veriyorum. Merter Bey buyurun, şap nedir? Nerede görülmüş? Nasıl gelmiş? Böyle genel anlamda bize ve sevgili Manisalılara şapı bir anlatalım, tanıtmaya çalışalım. Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dediğiniz gibi Aralık'ın son haftasından itibaren Manisa'da şap belirtilerinin görülmesiyle birlikte İl Hayvan Sağlık Zabıtası toplandı ve bir sonraki toplantı kararına kadar da belirli bölgelerde karantina koşullarını sürdüreceğini ve de hayvan pazarlarının artık kapanacağına dair bildirisini yayınladı. O gün sonrasında haliyle Türkiye'nin gündeminde olan şap Manisa'nın da gündemine geldi. Bugün programınızı, özellikle yılın ilk programını bu konuya ayırmış olmanız gerçekten sevindirici. Bizler veteriner hekimler olarak iki defa basın bildirisinde bulunduk. Bir tanesi bu bölgede yaşanan şapın boyutlarıyla alakalıydı. Diğeri de tüketicilere yönelik olarak neler yapılabilir, tüketicilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek anlamındaydı. Ancak basılı medyada çıktı, görsel medyada çıkmasının üstünlüğü daha iyi olacaktır. Bugünkü bu tavrınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Şap hastalığına gelirsek, şap hastalığında sizin de başlangıçta bahsettiğiniz gibi şap viral bir hastalık. Virüsler halkımızın da daha rahat anlayabileceği tabirle çok küçük mikroorganizmalardır. Ve pek çok alt serotipleri bulunan, aileler gibi düşünün, pek çok çeşidi bulunan virüsler hastalık etkenleridir. Şap hastalığı virüsü aptavirüs alt grubu içerisinde yer alıyor ve 7 ayrı serotipi var. Yani bu 7 ayrı serotip içerisinde O1, O2, Asya ve benzeri serotipler ve bunların da alt suçları dediğimiz alt serotipleri var. Bu defa Türkiye'de görülen
Şap hastalığının daha tehlikeli olarak bizlerce addedilmesinin sebebi şimdiye dek Türkiye'de görülmeyen bir suçunun ortaya çıkmış olması. Nepal 84 adını verdiğimiz bir suçu şu anda hastalığa etken. Daha öncesinde kullanılan aşılar bu suçu içermediği için daha öncesinde de basılı medyada yaptığımız basın bildirisinde söylediğimiz gibi daha önceki aşılamalar maalesef bu serotipe dayanıklı değil. Yani hayvanlarımızı bu serotipe karşı korunmuyor. Hastalanmasına sebebiyet verebiliyor. Şap hastalığını isterseniz öncelikli olarak bir belirtileri nelerdir? Hayvanlarda nasıl görülür? Nelere dikkat edilmeli? Bu konuda yetiştiricilerimize en azından uyarmak anlamında bahsedelim. Şap hastalığı dediğimiz gibi aptavirüs tarzında bir virüs etkeni olduğu için özellikle ağız, burun mukozasında, öncelikli olarak burun mukozasında şişme, çift tırnaklardan bahsediyoruz tabii ki. Çift tırnaklarda burun mukozasında şişme, daha sonrasında ağız, diş etleri, dil üzerinde nekroze yaralar, dişi hayvanlarda meme bölgesindeki nekroze yaralar ve ayaklarda, tırnak aralarında topallığa neden olabilecek nitelikteki yaralarla kendisini gösterir. Yüksek ateş, 40-41 derece ateşte ve yeme içmenin bozulmasıyla ağızda ciddi bir salya akıntısı, yere kadar uzayan köpüklü bir salya akıntısıyla kendisini gösterir. Bu noktada şaptan dolayı ölüm çok endemik olarak seyreder. Çoğunlukla ölüm hayvan ağzında bulunan enfekte yaralardan dolayı yeme içme kabiliyetinin kaybolmasından dolayı bağışıklığın düşmesiyle birlikte vücutta bulunan oportunist bakteriler yani fırsatçıl bakterilerin devreye girmesiyle sekonder enfeksiyonlar yani ikinci enfeksiyonların ortaya çıkarak hayvanı hastalandırmasından kaynaklanır. Yeme içmenin bozulmasından dolayı hayvan iştahı yerinde olsa bile yem tüketemeyeceğinden dolayı günden güne zayıflar ve eğer müdahale edilmezse ölümle sonuçlanır. Yetiştiricilerimize bu noktada verebileceğimiz öğütler bahsettiğim belirtileri görmeye başladıkları anda belirtiyi gördükleri hayvanı mutlaka diğer sürün içerisinden izole etmeleri, başka bir yere alarak en kısa sürede en yakın çevresindeki veteriner hekime başvurmaları ve tedaviye başlatmaları noktasında. Özellikle bulaşma yöntemi daha çok direkt temas, aynı yemlik, aynı suluktan su içme ve yem yeme ya da o salyaların bir şekilde sağlıklı hayvana bulaşmasıyla mevcut olmakta. Bunu engellemek amacıyla zaten hasta olanı sağlam sürüden izole etmeyi tavsiye ediyoruz. Ve hemen tedavisine başlamayı öneriyoruz. İzole edildikten sonra da mutlaka ve mutlaka dezenfeksiyona çok dikkat edilmeli. Hasta hayvanların yanına giriş çıkışlarda kullanılan ekipmanlar, çizme, tulum, kıyafet mutlaka değiştirilerek sağlam hayvanların yanına o şekilde geçilmeli. Sağlam hayvanlarla hasta hayvanlar olabildiğince uzakta tutulmalı. Bu önlemler alınırsa en azından endemik olarak seyreder çok fazla sürün içerisinde başlayan enfeksiyon diğer hayvanlara da sirayet etmeden önlemi alınmış olur. Şimdi Mertel Bey bu konu gündeme geldiğinde tabii ki virüsün hangi kategoride bir virüs olduğu noktasında hemen tabii ki bir araştırma yapılıyor. Bizim bir Tarım Bakanlığı'na bağlı olduğunu bildiğimiz bir Şap Enstitüsü diye bu önemli hastalıkla ilgili çalışmalar yapan, aşıları üreten bir kurumumuz var. Şimdi Nepal virüsü dedik. Bu yeni bir tür. Koruyucu hekimliği söz konusu olmuyor tabii yeni bir virüs olduğu için. Ama ülkemizde bu tablo ortaya çıkınca aşısının üretilip hastalık bölgelerine ve ülkenin 81 iline süratle iletildiği ve hemen üreticilere aktarılmak suretiyle serbest veteriner hekimlerimizin tabii ki resmi ilçe tarım müdürlüklerindeki veterinerle temas kurarak aşıların ivedi olarak üreticilere intikali ve veteriner hekimler aracılığıyla veya zooteknistler aracılığıyla hemen hastalık olanların tedavisine başlanıldığı gibi olmayanlara da koruyucu anlamda aşılar yapılmaya başlandı. Bu hızın pozitif olduğunu
evet. düşünüyoruz. Doğru. Bu konuda bir veteriner hekim olarak hastalığa müdahale etme, önlem alma, tedavisini yönetme açısından burada başarılı bir kurumun olduğunu düşünebiliriz. Nedir bu durumdaki tablo? Tarım Bakanlığı o noktada ciddi manada özellikle hızlı hareket ederek üzerine düşen görevi yerine getirdi Arif Bey. O kesin. Şu anlamda ilk mihrak Van'da 29 Eylül'de başlıyor. İlk hastalığın görüldüğü nokta. Akabinde çeşitli illerimize ki şu andaki komşu illerimizin hemen hemen hepsinde kordon kararı ve hayvan pazarlarının kapatılması söz konusu. Aralığın ortalarında da Manisa'da görülüyor. Bulaşma hızı bakımından beklenenin üzerinde bir hız. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi Nepal 84 suşu Türkiye'de ilk olarak görülen. Şunu halkımız karıştırsın istemiyorum. Daha evvelki kullanılan aşılarda Türkiye'de görülen serotipler kullanıldığı için o serotiplere karşı bağışıklık şekillenmişti ama Nepal 84 Türkiye'de görülmediği için haliyle Şap Enstitüsü de Nepal 84 suşunu bu aşının içerisinde kullanmıyordu. Ama Tarım Bakanlığı ve Şap Enstitüsü'nü bu noktada tebrik etmek lazım. Hızlı bir şekilde aşının üretilmesi ve aşının ciddi manada hızlı bir şekilde sevkiyatlarının yapılması sağlandı. Önümde rakamlar var. Manisa'ya 140 bin doz civarında yeni tip Şap aşısı olay başladığı andan itibaren geldi. Ve yaklaşık 110 bin büyükbaş hayvana günümüz itibariyle aşılama tamamlanmış durumda. Sizin de bahsettiğiniz gibi aşılama sağlıklı hayvanın bu hastalıktan etkilenmemesini sağlamak amacıyla, koruyucu hekimlik amacıyla yapılan bir uygulama. Bu konuda 140 bin dozun 110 bin dozunu yapan tarım teşkilatına görevli veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknisyenlerimize gerçekten takdir etmek gerekiyor. Bu konuda üzerlerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirdiler ve ciddi bir aşılama programı ile birlikte 110 bin tane hayvanı Manisa genelinde aşılamayı başardılar. Ancak sağlıksız olan hayvanlarda ya da bu hastalığa yakalanmış olan hayvanlarda da serbest veteriner hekimlerimizin de rolü çok büyük. Bu bilincin oturması lazım. Artık yetiştiricilerimiz enfeksiyon belirtilerini gördükleri anda çevresindeki veya çalıştığı en yakındaki serbest veteriner hekim bulaştıklarında hastalığın tedavisi çok zor değil. Yani tedaviye çok da kolay da yanıt alınabiliyor ama ciddi manada erken teşhis her şeydir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi. Belirtileri gördükleri anda vakit geçirmeden kendi çabalarıyla ya da kulaktan dolma bilgileriyle tedavi yapmak yerine serbest veteriner hekimlerimizi çağırdıklarında sürecin daha çabuk ve daha kolay atlatılabileceğini umut ediyorum. Dediğim gibi başında da söylediğim gibi hastalık girebil kendisinin ölümcül etkinliği yüksek olan bir hastalık değil. Ancak hem bağışıklık sistemini çökertir hem de hayvanın istese de gıda alamamasından kaynaklanan, ağızdaki lezyonlardan dolayı gıda alamamasından kaynaklanması hem de bağışıklık sisteminin çökmesinden dolayı oportünist bakterilerin devreye girerek ikinci enfeksiyonları oluşturmasından dolayı ölümler şekilleniyor. Yani bu bağlamda ne kadar erken teşhis, erken tanı ve erken tedaviye başlanırsa o kadar hızlı bir şekilde bu ekonomik kaybın önüne geçilecektir. Hiçbir kayıp vermiyor değil, esasına bakarsanız hastalık ciddi manada verim kaybına sebebiyet veriyor. Belki o hayvan ölmüyor ancak hastalığın atlatılması, nekat evresi ve tedavi sürecindeki maliyeti, üzerine bir de nekat evresinde eski performansına dönünceye kadar ki geçen o süreç zarfında da ciddi manada ekonomik kayıpları oluyor. Bu bağlamda bizim için sıkıntılı bir hastalık Türkiye için. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, bir atasözümüz vardır. Ne ekersen onu biçersin. Bu sözün günümüzde artık doğruluğu veya gerçekleri yansıtır şekli eleştirilir hale geldi diyebilirim. Çünkü üretici ektiğini değil, hastalık ve zararlılardan arta kalanını hasat eder hale geldi. Hastalık ve zararlılar deyince hem bitkisel hem hayvansal üretimde bunlar fevkalade önemli etkin sebepler. Üreticinin kazancı açısından. Şimdi üretici gözüyle hastalık zuhur etmeden önce veya ettikten sonra üretici olarak hastalığı teşhis edebiliyor muyuz? Ettiğimiz anda
Serbest veteriner hekimlerimiz, danışman hekimlerimiz ve il ilçelerdeki veteriner hekimlerimizle diyalogumuz nedir? Bunun mücadelesi, koruyucu ve tedavi edici mücadelesi noktasında üretici açısından durum nedir? Bunu da üretici kardeşimiz Fatih Pektaş'tan alalım. Buyurun Fatih Bey. Teşekkür ederiz. Öncelikle programımıza hayvan üreticileri olarak söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii şap hayvancılık sektörünün en büyük handikaplarından birisi. Burada sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bütün hayvancıların en çok korktuğu hastalıklardan bir tanesi. Burada ben özellikle Turgutlu'da şap hastalığının çıkması vesilesiyle ilçe tarımdaki veteriner arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 4-12-2015 tarihinde Turgutlu'da görüldü ve ilk Turgutlu'da çıktı 7-12-2015'te. 3 gün süre zarfı içerisinde Şap Enstitüsü'nden 21.500 doz aşı gönderilip bunun çok kısa zamanda Turgutlu'da öyle biliyorum 23.000 büyükbaş hayvanımız var. Bunun tamamına aşılama yapılıp 10 günün içerisinde dolayısıyla tekrardan yeniden doğabilecek şap hastalıklarının büyük bölümünü önüne geçirmiş oldu. Aynı zamanda ilçe tarım müdürlüklerindeki ve serbest veteriner arkadaşlarımızla hiç irtibatı koparmadık. Neler yapabiliriz diye birbirimizle görüştük. Ve bu anlamda ilmi olarak pek çok önlemler aldık. Nedir? Çiftliklere hayvan girişi çıkışı yasaklandı. Karantinaya tam anlamıyla uyum sağlayabiliyoruz. Ve burada bana göre en önemli olan şey il ve ilçe müdürlüklerin karantina kararlarını alındıktan sonra hayvan sahiplerinin de bu karantina süresi içerisinde bu uygulamaya sabit kalmaları gerekir. Çünkü Türkiye açısından ve hayvancılık açısından ekonomik kaybı oluyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de süt konumunda %15 kayıp oluyor ve et oranında da %10 kadar bir kaybımız oluyor. Dolayısıyla hayvanlarımız beslenme yönünde, kondisyon yönünde geriye düşüp tekrardan tedavi masrafları ve de yem masrafları ayrı bir külfiyet geldiği için üreticilerimiz zor durumda kalabiliyorlar. O yüzden burada il ve ilçe tarım müdürlüklerine ve özel sektörde çalışan veteriner arkadaşlarımızın tavsiyelerine tamamıyla uyulmasını tavsiye ederim. Ki biz bunu Turgutlu'da yaptığımıza inanıyorum. Hayvansal ürünlerde tabii bunun yani bir ilerisi hayvansal ürünlerde arz talep dengesinin bozulmasını sağlıyor. Dolayısıyla hem hükümet hem de vatandaş olarak büyük bir yükümlülük getiriyor, ağırlık getiriyor. O yüzden düzenli olarak şap aşılarının yapılması gerekiyor. Her 6 ayda bir. Şimdi hocam daha iyi bilir, rapel söz konusu oldu. İkinci aşılama yapılıp hayvanların daha çok direnç sağlanması gerektiriyor. Mesela çok enteresan, Amerika'da 25 yıl önce görülmüş bir hastalık ve 400 bin tane hayvan itlaf edilmiş. Ama Amerika boş durmamış, bu şap hastalığıyla ilgili 25 yıl üzerinde çalışarak aşağı yukarı 810 milyon dolar para harcayarak bu hastalığın üstesinden gelmiştir. Tabii bizim de bu kadar ciddi bir hastalığa karşı önlem aldıktan sonra teknik olarak da veteriner hekimlerden, Tarım Bakanlığı'ndan, Şap Enstitüsü'nden böyle bir çalışmasının yapılıp, mesela biz bunu Trakya'da yapmışız. Trakya şu anda ağrı bölge. Ağrı bölge olması da gerekiyor çünkü hayvansal ürün ve hayvan ihracatı, ithalatı yapıldığı için mecburen ağrı bölge olmak zorunda. Ama bu bölgelerin
daha çok işte Ege bölgesidir, Doğu Anadolu'dur, Türkiye'nin dört tarafına yayılıp sadece Trakya bölgesinde tek olarak kalsın istemiyoruz üreticiler olarak. O konuda ben bir girizgah yapayım. Çok kötü bir döneme denk geldi açıkçası. Bahsedilen gibi doğru. Evet, Trakya bölgesi aşısız ari bölge. Yani aşı uygulanmayan ama bu hastalıktan ari bölge anlamında. Uluslararası ŞAP eradikasyon programı çerçevesinde zaten şu anda bir eradikasyon işlemi gerçekleştiriliyordu. Ve ilerleyen dönemde Uluslararası ŞAP eradikasyon programının ilk 2-3 sene sonraki adımı da yine burasının aşılı ari bölge olarak adlandırılmasıydı. Şimdi aşısız ari ve aşılı ari arasındaki kavram farkı şu. Aşısız ari dediğimiz bölgede aşı yapılmasa dahi hastalığın görülmediği alan olarak, yani en üst seviye ari işletmeler olarak gibi değerlendirebilirsiniz. Aşılı ari bölgede bölgedeki hastalık çıkmasa dahi belirli bir süre aşılanarak o bölgede çıkışın baskılanması ve aşılı ariliğin bir üst seviyesi de aşısız ari noktasına gelinmesi. Ege bölgesi Uluslararası ŞAP eradikasyon programı çerçevesinde aşısız ari bölge olarak neredeyse adledilmek üzereyken talihsiz bir şekilde Nepal 84 suçuyla birlikte maalesef tekrar kirlendi. Bu boyutta ŞAP hastalığıyla yapılan mücadele son 2-3 yıldır çok ciddi kapsamda. Hatta Uluslararası eradikasyon programında bahsi geçen ŞAP aşılamaları veya ŞAP'la mücadele noktasında bölgesel risk analizleri oluşturuldu. Hangi bölgede hangi serotip, dediğim gibi 7 tane serotipi var ve bu serotiplerin de alt serotipleri var. Hangi bölgede hangi serotipler daha yoğun olarak görülüyor? Hangi bölgede hangi serotipe yönelik aşı yapılması gerektiğine dair bir bilinç oluşturmaya başlamıştı açıkçası. Her bölgenin her dönemde ŞAP hastalıkları yok. Çünkü kırsal bu hastalık biraz da iklim koşullarına ve beslenme koşullarına göre de değişiklik arz edebiliyor. Akdeniz'in iklim koşulları ile Ege'nin iklim koşulları birbiriyle aynı değil. Ya da Güneydoğu'nun ve Ege'nin birbiriyle aynı değil. Aşılama periyotları ve aşılama süreleri, aşılama zamanlarında değişiklikler. Yani tüm Türkiye'de güz ve ilkbahar dönemi aşılaması yapılması yerine bölgede en riskli olan tarihte riskli olan serotiplere yönelik aşılama programları gündeme alınmıştı ve bu uluslararası eradikasyon programı işletiliyordu açıkçası ama dediğim gibi maalesef üzülerek söylüyoruz. Türkiye'de görünmeyen bir suç geldi ve Ege bölgesinde sirayet etti. Umut ediyorum bu hızla, yani Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu hızlı aşılama süreciyle raperleri de yapılarak bölgedeki bu hastalığa karşı, daha doğrusu bu suça karşı olan bağışıklık da kurulur ve umut ederim en azından ari bölge, aşısız ari bölgeden ziyade ilk aşaması olan aşılı ari bölge ismini de alabiliriz Ege bölgesi olarak. Çünkü bu bize ciddi manada katkıları olacak. Hem Türkiye'ye hayvan sevkiyatı ve Türkiye içerisinde hayvancılıktaki konumumuzu, yeri daha da sağlamlaşmış olacak. Hem de Trakya bölgesinde nasıl ki hayvancılıkla ismi anılıyor, Ege bölgesinde ismi o sayede anılmaya başlar diye umut ediyorum. Ama şu noktada yani Tarım Bakanlığımızı o noktada tebrik ederken bir eleştiri yapmadan da geçemeyeceğim maalesef ama 29 Eylül'de Van'da çıkan bir enfeksiyonun aralığın 8'inde 15'inde Manisa'da görülüyor olması, Turgutlu'da görülüyor olması hayvan sevklerinde ciddi bir zafiyetin olduğunu göstergesi bana göre. Ya da kaçak hayvan sevklerinin hala hazırda 2015-2016 Türkiye'sinde geçerli olduğunun kanıtı. Çünkü bir dönem ben Manisa mezbahasında, Manisa hayvan pazarında sorumlu yöneticiliğini yaptım. O dönemde ciddi manada hayvan sevkleriyle ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Sevki düzenleniyor. Hayvan bir şekilde bir yerden bir yere transferi başlıyor. Hayvan pazarına transferi başlıyor. Ama sevki düzenlenmiş, rapor düzenlenmiş olan kadar bir o kadar da raporsuz, sevki düzenlenmemiş hayvan varlığı da var. Bu konuyu daha öncesinde de çok tartıştık ama maalesef yolda, güzergah üzerinde çok sıkı denetimler yok. Sıkı denetlense dahi, durdurulsa dahi bu konuyla alakalı kontrol edilmesi gereken evrakların neler olduğu ya da hastalık belirtilerinin ne olabileceğine dair bir bilgi birikimine sahip olmayanlar tarafından durduruluyor vesaire.
Bence sadece SEK raporunu düzenlemek değil, SEK güzergahları içerisinde özellikle hayvan taşıma ile görevli olan araçların çok ciddi, sıkı bir takibe tutulması gerekiyor. Yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarttığımız seviyede biz başarılı olacağız. Bu bir olumsuzluk bize göre. 29 Eylül'de çıkan bir enfeksiyonun aralığın başında Manisa'da görülmesi, bir ucundan bir ucuna Türkiye'nin görülmesi demek ki bazı şeylerde eksikliklerimizin olduğunu göstergesi. Umarım bu eksikliklerden ders alırız ve hayvan sevklerinin, özellikle hayvan sevk araçlarının kontrolünde ve denetlenmesi noktasında da ciddi adımlar atarız ki bir daha böyle sıkıntıları yaşamayalım. Gelinen noktadaki bu emekler de heba olmasın. Şimdi Merter Bey, bir konu da tüketiciler açısından fevkalade önemli. Şimşap hastalığı diyoruz. Hastalığın öneminden, detayından bahsediyoruz. Tüketicilerimiz de acaba şaplı hayvanlar kesilirse etini tüketmekte bir sakınca var mı tüketiciler açısından? Şu noktada o halde bilimsel bir veriyle yaklaşalım olaya. Virüsün dayanıklılığıyla alakalı. Şimdi bir etken eğer bir hastada varsa, hayvanda varsa, bu hayvansal gıdanında tüketilmesi bu etkenin ısıya veya gün ışığına dayanıklılığıyla alakalı bir noktadır. Şimdi bahsettiğimiz virüs ve virüsün ailesi, alt serotipleri de dahil olmak üzere tamamı yaklaşık güneş ışıklarına, ışınlara karşısında direkt güneş ışığında harap olabiliyorlar. Artı ısıya dayanıksız 60-65 derecede 30 dakikada, 80 derecede ise derhal ölüyorlar. Çevre şartları, etken kuruluğu, soğuk ve karanlığı seviyor. Sıcak ortamlarda ve nemli ortamlarda çok fazla yaşayamıyor. Bu noktalara dayanarak söylemek gerekirse, özellikle şaplı dahi olsa, bir hayvan kesilmiş dahi olsa, şaptan dolayı kesime sevk edilmiş ya da tüketime sunulmuş dahi olsa, özellikle iyi pişirmiş etlerden insan sağlığını tehdit edecek boyutta bir hastalık bulaşması söz konusu olmayacaktır. Ha, gelelim insana bulaşma, zoonoz olma noktasında. Biz hayvanlar insana bulaşan hastalıkları zoonoz olarak tabir ediyoruz. Zoonoz olma noktasında da yanlış hatırlamıyorsam onu tekrar buradan bakarak söyleyeyim. Uluslararası Salgın Hastalıklar Merkezi OIE var tüm dünyada. Uluslararası Salgın Hastalıklar Merkezi şap hastalığının dünyada sadece birkaç kişisel olgu olarak görülmesi ve bu olguların da hastaneye bile gitmeden kısa sürede şifaya kavuşması nedeniyle halk sağlığı riski oluşturmadığı kanaatine varmış ve bunu da resmi internet sayfasında bu şekilde bildirmiş durumda. Ancak neye dikkat etmek gerekiyor? Dediğim gibi hayvanın gıdasından bulaşma riski çok düşük. Bahsettiğim sebeplerden dolayı, virüsün dayanıksızlığından dolayı. Ancak çiğ olarak sütün tüketilmemesi, az pişmiş etlerin tüketilmemesi gerekli. Zaten damak tadı anlamında ve şey anlamında da çok az pişmiş etleri zaten tüketen bir toplum değiliz. Evet. 60-65 derece 30 dakika kısa bir süreç bize göre, çok uzun bir süre değil. Ki 85 derecede derhal yok oluyor. Bu noktada insanlar kırmızı et üretiminden, tüketiminden kesinlikle kaçmamalı, özellikle halkımız. Onlara bulaşması söz konusu değil. Ancak hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlarımız için söylemem gerekirse bu tarz hayvanları ağızlarına, ağızlarındaki yaraların geçmesi için ağız içi solüsyonları kullanırken vesaire mutlaka eldiven giyerek steril şartlarda çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü elde olan ufak yarıklardan veya eldeki yaralanmalardan dolayı o enfeksiyonun ele geçmesi, elde küçük veziküller oluşturması olasıdır. Ha, bu da ölümle sonuçlanabilecek bir şey değil. O eldeki enfeksiyon yaklaşık 10-15 gün içerisinde çeşitli tedavilerle de geçebilecek düzeyde. Ağızda ve mukozada çok fazla belirtilen veya şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'na girmiş bir enfeksiyon söz konusu değil. Dediğim gibi Uluslararası Salgın Hastalıklar Merkezi de bu hastalığı zoonoz karakterli olarak görmüyor. Teşekkür ederim. Fatih Bey, şimdi size tekrar bir soru yöneltmiş olalım. Belirli kiloya gelmiş, kesim aşaması yaklaşmış veya o noktada bir hayvan
Böyle bir hastalıkla yüz yüze kaldığında, tabii ki yüksek ateş nedeniyle sonradan yemeden uzaklaştığı için rahatsızlık dolayısıyla hızla kilo kaybı söz konusu oluyor. Bu tablo içinde siz üretici olarak bunun her geçen gün kilo kaybı söz konusu, tekrar o kiloları aldırabilmek ve hastalıkla mücadeledeki külfetleri de dikkate alarak bu tür hayvanların bir an önce kesilmesinde üretici fayda görür mü? Bunları hemen sevk eder misiniz? Ve çiftliğinizde hastalıkla ilgili belirtileri kendiniz tespit edebiliyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Belli bir kiloyu almış hayvanlarda, yani etini tamamlamış deriz biz veya kabını almış hayvanlarda direkt kesime gönderiyoruz zaten. Allah'a çok şükür bizim çiftliğimizde yok ama tabii en üst düzeyde tedbirlerimizi aldıktan sonra, aşılarımızı da yaptırdıktan sonra yine dikkat etmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda sizin dediğiniz gibi büyük külfet olacağından dolayı ve hayvan gerileceğinden dolayı direkt kesime, mezbaya gönderebiliyoruz. Bu arada ben bir şeye değinmek istiyorum. Mert Bey'in dediği gibi bu hayvan sevklerinde Tarım Bakanlığı'nın bu konuya duyarlı olacağına inanıyorum. Bu raporlardan ve araçlardan ziyade 2 ay önce Avrupa'daydım, Uruguay'da. Orada çipli düzen var. Küpelerin çipli olması var. Dolayısıyla bu çipli düzeni kurduktan sonra hayvan nakillerinde, transferlerde kesinlikle ve kesinlikle hata olacağını düşünmüyorum. Çünkü Mert Erbey'in dediği gibi rapor hayvan oluyor, dezenfektan raporu olmayan hayvanlar oluyor vesaire vesaire. Bunları çoğaltabiliriz ama çipli olduğunda bu Van'dan da gelse, Trakya'dan da gelse veya başka bir bölgeden de gelse kimin nereden mal sevk ettiğini farkına vararız ve böylelikle şap denilen o büyük hastalığın önüne geçilmiş olarak olacağınıza inanıyorum. Tarım Bakanlığı'ndan, yetkililerden benim istediğim acizane çipli düzene bir an önce geçilip bu hastalıklardan kurtulmanın bir yolu da bu olduğuna inanıyoruz üreticiler olarak. Şimdi ben bir izlenimimi söylemek istiyorum. Sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim. Mücadele ya topyekün olur veya hiç yapılmaz. Münferit yapılan, bireysel yapılan mücadelelerin hastalık ve zararlılarla mücadelede olumlu sonuç alması hiç mümkün değil. Şimdi Mert Erbey'in ifade ettiği gibi hastalığın bulaşmasıyla ilgili çeşitli etkenler var. Birebir temas var, kuşlar var, fareler var. Yani hava sirkülasyonları, hayvan nakilleri. Bu arada hastalık süreci başladıktan sonra çiftliklere hayvan giriş çıkışı olmasa da yem giriş çıkışları söz konusu. Şimdi ben en son gördüğüm Fatih Bey'in çiftliğinde gördüm. Bir yem firmasından çiftliğe yem gelmiş. İzledim. Adam önce durdu çiftliğin önünde. Zaten çiftliğin önünde bir kireçle mireçle gerekli kimyasal mücadele yapılmış. Aracı önce durdurdular, bir pulverizatör çıkardılar, içinde işte dezenfektan olan veya çevreyi mikroplardan arındıracak olan bir solüsyon, bir ilaçlı su kondu içine. Arabanın lastiklerine, yerle temas edebilecek bütün çevresine o tulumbayla o ilaç atıldı, araç içeri girdi. Çıktıktan sonra eğer o çiftlikte bir şey varsa dışarı çıkarmıştır, yeniden üzerine almıştır diye yeniden ilaçlandı ve ondan sonra araç fabrikasına gitti. Şimdi o aracın günde 3-5 tane çiftliğe girip çıktığını düşünürseniz hastalığın taşınmasında çok önemli bir etken, yani kitaplara, bilimsel verilere girmeyen bir taşıyıcı unsur olarak görürüz. Demek ki çiftlik sahibi buna dikkat ediyorsa, yem üretici firması müşteri veli nimetim anlayışıyla hareket edip bu tedbirleri alıyorsa, süt yani, toplayanlar bilhassa. Süt toplayanlar, Mert Erbey'in dediği gibi, bunlar topyekün mücadelenin oluşmasıyla totalde çok müspet sonuçlar alındığını ve alınacağını göstermektedir. Herkesin duyarlı olmasında yarar var diyorum.
Şimdi Mert Er Bey, bir sual de şöyle soralım size. Şimdi bizim ülkemizdeki hayvanlar dayanıklı hayvanlar. Yani aşılıyoruz, mücadelesi yapılıyor ve hastalıklardan ari bir bölgede değilsek değişik hastalıklara maruz kalıyor hayvanlarımız, ama bu arada da bağışıklık sisteminin çok güçlü olduğunu kabullenmemiz lazım bir noktada. Şimdi yurt dışından da hayvan getiriliyor. Özellikle şimdi et üzerine getiriliyor. Daha önce gebedüve ithalatı da söz konusuydu. Bu hayvanların aşısız geldiğini ve bizim bölgemizde herhangi bir mikropla yüz yüze geldiğinde bağışıklık sistemlerinde bu olmadığı için çok daha çabuk hastalanabildiği noktasında görüş var. Bu görüş ne derece doğrudur? Şimdi bu karantina sürecinden de bahsetmek gerekirse şayet ki o noktaya da gelecektik. Yeni satın alınan hayvanlar en az 10-15 günlük bir süreçte karantina altında tutulmalı. Bu zaten Tarım Bakanlığı'nın da istediği bir uygulama. Özellikle yurt dışından da gelse, yurt dışından geldiği dönem zarfında 15 günlük süreç içerisinde geldiği çiftlikte karantina koşulları altında tutuluyor. Bu karantina süreci 15 gün olmasının sebebi pek çok hastanın inkübasyon periyodunun 7 ila 14 gün arasında seyretmesi. Bazı hastalıklar var ki 14 gün üzerine çıkabiliyor. Ancak bu inkübasyon periyodunda, daha doğrusu hem inkübasyon periyodu, yani hastalığın ortaya çıkma kuluçka, halk tabiri ile kuluçka süresi, hem de bahsedilen hayvanın geldiği ortamdan yeni geldiği ortama adaptasyonu şekillenmesi. Adaptasyon da bir stres kaynağıdır sonuç itibariyle. Yeni ortam, yol stresi, uzak yoldan gelme, yeni yemleme sistemine alışma, yeni ortamına alışma noktasında stres de mutlaka bağışıklığı düşünen etmenlerden bir tanesi. Ama geldiği bölgedeki hastalığın çıkış aşamasıyla da alakalı, çıkan hastalıklarla alakalı bulundurduğu bu bağışıklık. Nasıl ki biz Türkiye'de belli suçlar bizim kapsamımız altında, şap hastalığı için konuşuyorum. Şap hastalığında belli suçlar için biz korumayı sağlamıştık. Çünkü bölgede çıkan suçlara yönelik bir aşılama periyodu devam ettiriliyordu. Yurt dışından gelen hayvanın da o bölgede hangi hastalıklara karşı immün sisteminin desteklendiği, bağışıklık sisteminin desteklendiğini bilmekte fayda var. Yurt dışından gelen hayvanlar da şayet şap hastalığına karşı o ülkede veya o bölgedeki koruma anlamında aşı uygulanmadıysa, geldikten sonraki süreçte bu nekat evresinde ya da karantina evresinde uygulatmakta fayda var. Sizin bu söylemeniz benim aklıma başka bir şey getirdi. Biz yıllarca mavi dil Türkiye'de görmedik. Ben yaklaşık 13-14 yıllık klinisyenim. Şu son 2 yıl içerisinde mavi dil görmeye başladık. Aynı şekilde Lupus Skin Disease, yani sığırların bulaşıcı çiçek hastalığını biz çok uzun yıllardır görmüyorduk Türkiye'de. Hatta benim öğrenciliğim devresinde bile çok da görülen bir hastalık olmadığı için Türkiye'de çok üzerine durulmadan geçilen bir öğrenim aşamasında hastalıktı. Ancak son 2 yıldır ciddi manada Lupus Skin Disease, mavi dil hastalığına bölgemizde veya çevre bölgelerde rastlandığını görmek mümkün. Bu da sonuçta gökten zembil değil mi? Tabii. Türkiye'ye bir şekilde bir yerlerden girdi. Türkiye'de görünmeyen bir hastalığın Türkiye'de görünmeye başlamasının etmenlerinden bir tanesi, dediğiniz gibi, yurt dışından gelen hayvanlarda olabileceğini tahmin ediyorum. Yurt dışından hayvan seçmeye giden yine bizim meslektaşlarımız, kapıda çalışan veteriner hekimlerimiz bir kurulla birlikte gidiyorlar. Oradaki hasta hayvanların sağlıklı olup olmadıklarına karar verdikten sonra buraya gelişlerine izinlerini veriyorlar. Ama mutlaka pencere döneminde olabilir enfeksiyon. Yani evet. O anda enfeksiyon belirtileri göstermiyor olabilir. İnkübasyon periyodunu daha tamamlamamış olabilir. İşte bunların önlemini almak için geldiğinde 15 günlük süreyle karantinada kalması söz konusu. Ama dediğim gibi koruyucu hekimlik adı üstünde hastalıktan korumak amacıyla yapılan işlemlerden ibarettir. Önemli olan bu noktada serbest veteriner hekimle hayvan sahibinin, hasta sahibinin diyaloğunun iyi olmasıdır. Hayvandaki değişiklikler,
ya da yem yemede azalma, iştahsızlık, halsizlik, hareketlerde azalma vesaire tarzındaki olayları gördüğü anda çalıştığı serbest veteriner hekime ya da en yakındaki veteriner hekime haber verdiği noktada hastalıkların önüne geçmekte veya tedavilerinin başlamasında en etkin yol olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yurt dışından seçerek de alınsa, hastalığın inkübasyon periyodu tam tamamlamadığı için seçen hekimimiz de onu görmemiş olabilir. Buraya geldiği dönemde, pencere döneminde olabilir enfeksiyon, 15 günlük karantina süresi içerisinde de çıkmaya da bilir. Ama çıktıktan sonra da mutlaka erken teşhis, erken tedavi, tedavi maliyetlerinin azalması noktasında çok ciddi bir manada etkili. Yetiştiricilerimize benim salık vereceğim en önemli konu, olabildiğince ya bu hasta geçer, nasıl olsa kendi kendine geçer ya da işte ben bildiğim tedavi uygulayayım, geçmezse hekimi çağırırım mantalitesinden uzaklaşmaları. Çünkü bir hastalığı en iyi teşhis edebilecek ve tedavi edebilecek kişi hekim. Ve şu anda da bölgemizde bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşandığına da inanmıyorum. Çünkü ciddi manada her türlü ihbara cevaz verebilecek kadar da serbest veteriner hekimimiz var, klinisyenimiz var. Ve ciddi manada artık klinisyenlerimiz donanımlı, işlerine bağlı. Bence erken teşhis, erken tedavi, tedavi maliyetlerinin düşük seyretmesine neden olacaktır. Yetiştiricilerimiz bahsettik onu hayvanlarda gördükleri en küçük bir değişimi bile mutlaka hekimleriyle paylaşmalı diyorum. Sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, şimdi bizim ülkemizin işte nüfusu belli, hayvan potansiyelimiz belli. Son yıllarda özellikle kırmızı ette sıkıntı yaşandığı, fiyatların yükseldiği şeklinde iddialar var. Gerçekten piyasada zaman zaman yükselmeler söz konusu oluyor. Dar gelirli vatandaşımızın o yüksek fiyatlarla evine et götürmesi zorlaştığı gibi miktarı da azalıyor diyebiliriz. Bunun tabii ki istenilen fiyatlara veya herkesin rahatlıkla alabileceği fiyatlara gelebilmesi için maliyetlerin düşmesi lazım, arzın çoğalması lazım. Bu noktada sıkıntılarımız olduğu bir gerçek. Hayvan sayımız açısından da, karkas et ortalaması açısından da sıkıntılarımız var. Ama bunun gün günden olumlu yönde geliştiğini görüyoruz. Ancak son yıllarda yine ısrarla et açığımızı kapatmak için besilik hayvan ithalatı halen yapılmakta. Fatih Bektaş son seyahatinde Uruguay'a gitti. Orada bir 15 gün kaldılar, hayvan seçimi yaptılar. Uruguay bize uçakla 25-30 saatlik yol, yaklaşık Brezilya üzerinden gidilmiş. Orada hayvancılık ne? 3-4 milyon nüfusu olan bir ülke Uruguay. Ama 15 milyon büyükbaş hayvan varlığından bahsedilmekte ve büyük bir ihracatçı konumunda, canlı hayvan ihracatında çok önemli bir noktada. Orada hayvancılık nedir, nasıldır, seçimde neler yaptınız, o ülkenin bu noktadaki gelişmesi veya potansiyeli nedir? Uruguay'da, yani Güney Amerika'da öyle söyleyeyim, Arjantin, Brezilya ve Uruguay, özellikle Montevideo'da başkenti, Drozno bölgesinde dolaştık. Bir de Arjantin'e de gittik, Brezilya'ya da gittik. Genelde şöyle söyleyeyim, 13,5 milyon, hatta bu sene yıl sonu itibariyle sizin dediğiniz gibi 15 milyon hayvan varlığı var. Ve yine sizin söylediğiniz gibi 3,5 milyon insan nüfusu var. Orada bir sefer meralar çok büyük ve hava, iklim şartları çok önemli. Burada bize en büyük pay zaten meralardan kaynaklanan sıkıntılar olduğundan dolayı Uruguay ama bu konuyu bayağı büyük ölçüde aşmış. Hastalık konusuna gelince mesela konumuzla ilgili diye söylüyorum. Şap hastalığı falan hastalığın hiçbirini bilmiyorlar bir sefer. Hayvanların doğası gereği hep merada dolaştıkları için o kadar ama enfeksiyon açısından ama böyle kötü hastalık şap hastalığı açısından bir hastalık görüldüğü duyulmamış bugüne kadar. Ama
Merter Bey'in dediği gibi Türkiye'den de bakanlığın görevlendirdiği 3 tane veteriner hekim geliyor. Ve o veteriner hekimlerimiz de titizlikle işlerine sahip çıkıp sağlıklı hayvanların Türkiye'ye gelmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla bu hem sizin dediğiniz gibi karkas ette randıman açısından ve Türkiye'nin et ihtiyacı açısından, kırmızı et ihtiyacı açısından bunlar önemli. Oradaki veteriner arkadaşlarımızın da tavsiyesi üzerine uzun, sallı, çatılı ve sağlıklı, yani enfeksiyon geçirmemiş veya buzağılığında herhangi bir sıkıntı yaşamamış hayvanları seçip Türkiye'ye getiriyoruz. Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bir kısa noktada reklam aramız var. Konuyla alakalı. Sevgili Manisalılar, bizden lütfen ayrılmayın. Çok önemli bir noktada kaldık. Merter Bey'in bu bilgilere katkısı olacak. Reklamlardan sonra yine bir aradayız. Tekrar iyi akşamlar sevgili Manisalılar. Bizden ayrılmadığınız için teşekkür ediyorum. Merter Bey, buyurun reklamlardan önce. Evet, konuyla alakalı bir katkıda bulunmak isterim. Şimdi Uruguay'dan bahsedildi. Uruguay evet ciddi bir anlamda meraya sahip. Hayvan girdilerinin, daha doğrusu girdi maliyetlerinin çok az olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve dedik ki hani o bölgede çok böyle ciddi salgın hastalıklarla karşılaşılmıyor. Şimdi bizdeki ciddi salgın hastalıkların en büyük sebeplerinden bir tanesi, bir kere çevremiz çok kirli. Evet. Güneydoğu'ya ve aşağıya baktığınız zaman Suriye, Irak, İran. Bu bölgeden kontrolsüz geçişler veya kaçak olarak sokulan hayvanların verdiği etkileri esasında Türkiye olarak biz yaşıyoruz. Bahsettiğim gibi ilk mihrak Van'da çıkıyor ve 3 ay sonrasında Manisa'da. Yani demek ki o bölgedeki hayvan hareketlerini biz kontrol edemediğimiz sürece, biz içeride ne kadar çok ciddi bir mücadele versek de Tarım Bakanlığı veya serbest veteriner hekimler ya da odalar ya da sivil toplum kuruluşları ya da bu mesleğe, bu hayvancılığa katkısı olan dernekler veya birlikler, bir noktada elimiz kolumuz bağlanıyor. Az önceki örnek gibi tam aşılı ari aşamasına yaklaşan bir bölge. Nepal 84 suşu geldi. Peki nereden geldi? Çevremiz çok kirli. Aşağısı Suriye, Irak, İran. O bölgeden kontrolsüz hayvan girişleri ya da kaçak hayvan sokulması bir noktada Türkiye'de olmayan enfeksiyonların Türkiye'ye girmesine neden oldu. Bir diğer nokta, yurt dışında daha ucuz, bizde neden pahalı? Az önce bahsettiğim sebep girdi maliyetleri. Bizdeki meralar maalesef Türkiye'de etkin olarak kullanılamamış. Evet. Hala hazırda da etkin olarak kullanılamıyor. Meralarımız zayıfladı. Bir de en son çıkan mera kanunu beni açıkçası hayvancılıkla iştigal eden ve hayvancılığın kolunda hizmet veren bir insan olarak üzdü. 40 yıllık ot bedelini şayet peşinen ödenirse meranın şeye açılması, inşaata açılması gibi bir şey söz konusu. Yani şimdi bu noktada zaten elinizde hali hazırda bulunan meraları kaybetmememiz gerekirken, hayvancılık girdi maliyetlerini düşünmemiz gerekirken yeni bir mera kanunu çıkmış olması bence hayvancılığa buradan bir sekte anlamını taşıyor. Bizde de keşke o kadar büyük Uruguay'daki gibi meralarımız olsa, hayvanlarımızı salabilsek, salma hayvancılık yapsak, maliyetlerimizi düşürsek, dediğiniz gibi insanların da evine daha fazla et girmesini sağlayabilecek düzeyleri çekebilsek miktar fiyatsal anlamda. Ama biz elimizdeki meraların ıslahını başaramazken, elimizdeki meraları bir de tarım arazilerinin artık inşaat arazileri haline
veya imara açık araziler haline dönüştürürsek gelecek nesillerimiz Uruguay'dan çok fazla daha et yer diye düşünüyorum. Yurt dışından çok gelen hayvan olur. Vallahi şimdi bazı konularda ülkemizde, evet sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, hani bir dokun bin ah işit diye bir söz var. Ulusal kanallarda kamu spotları var. İşte tarım arazilerinin heder edilmemesi, oraların imara açılıp beton yığınları haline döndürülmemesi gibi çok olumlu, güzel mesajlar var. Ancak uygulamada ne derece sağlıklı sonuç alınıyor, o da işin bir başka tarafı. O konuda söylenecek çok söz var diyebilirim. Ancak ben birebir gözlemlediğim bir konu var, bunu ifade etmek isterim. Bir üretici olarak, toprağını seven, topraktan çıkanla yıllarca geçinmiş, yaşamış ve tarım ülkesi diye övündüğümüz ülkemizde bazı değerlerin yok edilmemesi adına Orta Anadolu'da Konya'nın Karapınar ilçesinde bir köye gittik. Bölgeden yonca ve işte bir takım hayvan yemi satın almak için oralarda birileriyle temasımız vardı. Ürünü yerinde görelim, adamlarla tanışalım diye o bölgeye gittik. Bir köye götürdüler beni. Köyün ekonomik yapısı gayet düzgün. Ben önce evlerin biçiminden çok adamların makine parkına baktım. Öyle 10-15 yaşında değil, birkaç yaşta çift çeker, 100-150 beygir traktörler, arkasında modern tarım makineleri, romorkları ona göre güzel. Bir mesela koyun, küçükbaş hayvan besiciliği yoğun bölgede. Tesislerine girdik. Mıhra dediğimiz toprak duvarlardan ama hayvanlar pırıl pırıl. Sordum, dedim yani buradaki bu düzen nedir, nasıl oldu bu? Beni köyün merasına götürdüler. Biz dedi köyde köylüler olarak bir kooperatif kurduk. Köy merasının ihya edilmesi için Tarım Bakanlığı'ndan destek istedik. Tarım Bakanlığı da bize bir proje karşılığında ciddi bir destek verdi. Köy merasını bloklar halinde bölmüşler. Birinci blokta işte korunga ekilmiş, ikinci blokta yonca var, yani yem bitkileri bölüm bölüm ekmişler. Hatta aynı üründen farklı bölümlere de ekmişler. Köydeki bütün o küçükbaş hayvanlar sabah meraya salınıyor. O bölgede belli bir bloğa sarılıyor. Orada hayvan gününü geçiriyor. Sulama imkanları da var. Akşam üzeri çoban bile yok. Hayvan kendiliğinden o belli saat geldiğinde köyün dibinde herkes kendi ağılına hayvanın gelip giriyor. O bölümün işte otu bittiği zaman ikinci bölüme geçiyorlar. İlk bölüme de bir miktar kimyevi gübre, bir sulamayla ikinci bölüm bitmeden birinci bölüm gene besi yapılır. Yani ot gelişimini sağlayan bir duruma geliyor ki hayvan otlatılabilir hale geliyor. Şimdi gündüz hayvan karnı tok. Gecede biz eğer iklim soğuksa bir parça yem veriyoruz. Ama yılda iki doğum, ikişer kuzu, bir dişi koyundan senede hepsi yaşarsa ki sağlık durumları itibariyle de zayiatları yok. 4 tane kuzu alıyorsunuz. İstanbul et tüccarı benim köyüme geliyor ve hayvanımı peşin para burada satın alıp gidiyor. Şimdi yem maliyetleri sıfıra yakın noktada. Hayvanları sağlıklı, yılda iki doğum yapan, yani iki defa bir hayvanın gebe olabilmesi ve sağlıklı doğum yapabilmesi Mert Erbey'in yanında bana düşmez ama hayvanın çok sağlıklı beslendiğinin ve organizmalarının her türlü olumlu şekilde sağlıklı olduğunu gösteriyor. İki yavru, o yavrular güzel bakılıyor. Sonuçta kısa sürede gelişiyor. Dişilerinden damızlık, erkeklerinden birkaç tane damızlık. Diğerleri kesime gidiyor belli kiloya geldikten sonra. Şimdi bir evde 100 koyun varsa 400 tane kuzuyla karşılaşıyor adam bir senede. Bu hani nasıl karyokines çoğalma diyorlar, böyle müthiş bir gelişme. Zaten atalarımız da öyle der. Yani bir atasözüdür bu.
affedersiniz, köpek 8-9 tane yavrular, ortalıkta doğru dürüst köpek bulamazsınız. Ama koyun senede 1-2 yavrular, eski düzene göre söylüyorum. Her gün kesim var, her gün tüketim var ama maşallah hiç... Koyun bereketli hayvan. Koyun bereketli hayvandır. Bu bakımdan yani meranın nimetini Konyalı anlamış, Karapınarlı anlamış. O bölgede siz kanun değil, nizam değil ne getirirseniz getirin, o köylünün elinden o merayı alabilmeniz, o merada başka bir şeyler yapabilmeniz mümkün değil. Ama benim tahminim, şimdi belli mihraklar var, çıkar çevreleri var. Onlar çok dolambaçlı yollardan, çok akılcı yöntemlerle ama şeytani yönde bir takım fikirleri bir yerlere empoze edip böyle bir yasayı çıkarırlarsa Konya'nın Karapınar'ındaki meraya tabi değildir onlar, onu düşünmezler. Ama İstanbul yöresinde, Silivri'de, Çatalca'da bunlar da ilçeler ve tarımla geçinen ilçeler düne kadar. Hala da önemli tarım faaliyetleri var. Oraların merası varsa, işte 3. havaalanının yakındadır, yok işte 3. köprünün yakındadır. Rantiyecilik ön plana çıkar. O bölgede zaten bu rant varken mera olarak tutulması da çok cazip gelmeyebilir birilerine. Bir şekilde oraları rantiyeye döndürebilmek için çıkarılmış bir yasadır. Ama tabii bundan kim ne niyetle faydalanmak ister, hayrını görür mü? Biz vatandaş olarak bu ülkenin menfaatine değilse görmesin deriz. Arif Bey, o noktada bu, şöyle bir şey söylemek lazım. Yani siz anlatırken aklıma geldi şu var. Dünya Sağlık Örgütü, daha doğrusu Dünya Gıda Örgütü, düzeltiyorum. Her yıl belli dünya açlık gününde, dünya gıda gününde belli bir temayla çıkıyor. Diyor ki bu yılki teması Dünya Gıda Örgütü'nün kırsal refahın korunması ve kırsal refahın arttırılmasına yönelikti. Şimdi kırsal refah dediğiniz zaman kırsal refahtan bizim Manisa olarak algıladığımız nedir? Son dönemde bakarsanız Cunt Dağı'na, bizim Manisa Merkez için konuşuyorum. Manisa Merkez Cunt Dağı'na bakarsanız genç nüfusun bilhassa Manisa'ya geldiğini, Manisa'ya indiğini ve çeşitli fabrikalarda asgari ücretle işçi statüsünde çalıştıklarını görüyoruz. Yukarıdaki köylere çıkıyorsunuz, kırsaldaki köylere. Köy çok rentabl değil, sulama yok. Araziler çok verimli değil, o yüzden tarıma elverişli araziler değil. Ne yapılabilir orada? Aslında esasında hayvancılık yapılabilir ama... Halkın o kılsal refahı artmış durumda olmadığı için genç nüfus aşağıya doğru göçte Manisa merkeze gelince yaşlı nüfus da hayvancılıkla iştigal edebilir pozisyon alamıyor. Evet. Bu noktada esasında bizim yapmamız gereken bölgesel programlamalarımızı kendimiz yapmak, bölgesel stratejilerimizi kendimiz üretmek. Kılsal refahın arttırılması ne noktada olur? O bölgedeki hayvancılık potansiyelini yükseltmek de olur. Kimin kanalıyla olur? Tarım Bakanlığı kanalıyla olur. Çeşitli kurumların kanalıyla olur. TAPTK'nın kanalıyla olur veya çeşitli bu olayı süspanse edebilecek kurumların kanalıyla olur. O bölgedeki genç nüfusun en azından hayvancılıkla iştigal ederek yerinde kalmasını, ata ocağında kalmasını sağlayarak olur. Ama maalesef biz hayvancılıktan bıktık. Daha çok işçi statüsünde Manisa'nın o kötü hava koşullarında çalışmaya çalışan genç nüfusu aşağıya indirdik. Bence o tema çok iyi algılanmadı, çok da iyi değerlendirilmedi diye düşünüyorum bu yılki tema. Daha doğrusu artık geçtiğimiz yılki 2015'in yılındaki tema. Ama yerel yönetimler ya da bölgesel olarak tarıma ya da hayvancılığa yön veren kurumların umut ediyorum ki bu yıl 2016 yılı içerisinde buna biraz daha önerk olarak o bölgede bilhassa tarıma elverişsiz arazide uygulanabilecek hayvancılık projelerini hayata geçirmelerini bekliyorum. Çünkü artık genç nüfusumuzun kendi emeğiyle bir şeyler elde etmesini ve bir şeyler kazanmasını bir katma değer oluşturarak Manisa'ya tekrar kazandırmasını umut ediyorum. Yani bu benim umudum. Meralar ciddi manada sizin dediğiniz noktaya geliyor olabilir, evet doğru. Ama hiç değilse eldeki meraların ıslahı için de çok ciddi çalışmalar yapılmalı bana göre. Manisa'da ovamız çok zengin. Evet. Çok iyi bir ovaya sahibiz, çok bereketli topraklara sahibiz.
Meralarımız da bu bereketli toprakların içerisinde yer alıyor. Neden iyi bir ıslahla girdi maliyetleri azaltılmasın? Neden hayvancılıkla iştigal eden insanların cebine daha fazla para girmesin? Bunları çok iyi değerlendirip sivil toplum örgütleri, gerekse hayvancılıkla iştigal eden birlikler ve Tarım Bakanlığı'nın bir araya gelerek bu konuda bir proje üretmesini bekliyorum. Biz de Manisa Veteriner Hekimleri Odası olarak üzerimize düşen bu konuyla ilgili yapmamız gereken ne varsa destek vermeye de hazırız. Teşekkür ederim. Fatih Bey, şap hastalığı nedeniyle bir kayıp söz konusu. Çabuk atlatsak da söz konusu. Et fiyatlarına olumsuz veya bir başka ifadeyle üretici açısından olumlu yansıması söz konusu olur mu? Yani fiyatlar yükselir mi, böyle mi gider stabil olarak veya düşer mi? Tabii şap hastalığıyla ilgili yani hastalık görüldükten sonra bu bir arz talep dengesi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın şap hastalığı, şaplı hayvanlar kesildikten sonra insana bulaşır mı gibi öyle bir algıları vardı. Ki Merter Bey'in açıkladığı gibi böyle bir olay söz konusu değil. Ama şu anda stabil olarak gidiyor. Arz talep karşıladığı sürece sıkıntı olmaz. Ama bir an önce şap hastalığının bitip normal düzeye geçip hem süt konusunda hem de et konusunda herkesin önünü görebilecek olduğu bir ortam yaratıldıktan sonra hayvancılığın hızla gelişmesi gerekmektedir. Bu meralarla ilgili bir fikrimi söylemek istiyorum. Bu tabii komple bir entegre bir olay. Yani maliyetlerin düşürülmesi, hayvancılık sektörü, kooperatiflerin kurulması vesaire vesaire bunlar önemli konular. Karapınarlı bunu çözmüş. Neden çözmüş? Hayvancılıktan para kazandığı için dolayısıyla merasına sahip çıkıyor insanlar. Bizim de hayvancıların, hayvan üretenlerin, damızlık sahiplerinin özellikle sütün para yapması, etin maliyetlerle orantılı olarak para yapması ve üreticilere bunun dönmesi vatandaşlarımıza da olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Burada benim kendi fikrim, bizim kendi ırkımız yok. Yani en büyük sıkıntı aslında Türkiye'nin sıkıntısı bu. Neden kendi ırkımız yok? Holstein bugün Hollanda veya Amerika veya İsrail menşeli. Angus meralar var dediler, getirildi. Bana göre yanlış bir ırktı. Çünkü ben gittim gördüm Uruguay'daki yaşam ortamlarıyla bizim Türkiye'deki yaşam ortamı, özellikle iklim çok farklı. O yüzden Angus bana göre yanlıştı ki şu anda Türkiye'de en alt seviyeye düştü bu. Bizim kendi ırkımız vardı, esmer ırk diye geçen. Şimdi bir anımı daha anlatayım. Uruguay'a gittiğimizde Zebu diye bir ırk var. Literatürde geçiyordur zaten Zebu ırkı. Adamlar bunu almış şeyden Montevideo'dan Holstein ırkını Brezilya'ya götürmüşler. İki ırkı eşleştirmişler. Doğan yavrularından, dişilerden tekrardan bir eşleşme yapmışlar. Doğan yavrularından şu anda 15 kilo süt alıyorlar günlük ortalaması ve Hereford'a yakın erkeklerinde de et randımanı alıyorlar. Yani Brezilya'da 21,5 milyon hayvan var, 22 milyon hayvan varlığı var. Öyle olduğu halde yeni yeni ırkların peşine koşuyorlar. Şimdi ben büyüklerimizden, devlet yetkililerimizden, bakanlıktan istirhamım şu: biz kendi ırkımızı çıkarmak zorundayız. Çıkarırsak et ve süt olarak biz Türkiye'ye tekrardan hayvancılık konusunda, özellikle biz üreticiler olarak buna hazırız. Merter Bey'in dediği gibi topraklarımız çok verimli. Dünyanın üçüncü en iyi toprakları Gediz Havzası'nda bulunuyoruz. Dolayısıyla TÜBİTAK var, Ege Üniversitesi var, üniversiteler var, bilim adamlarımız var, profesörler var, sivil toplum örgütleri, Merter Bey gibi değerli veteriner arkadaşlarımız var. Devletin bir omuz vermesiyle bizim gibi üreticiler, ciddi anlamda yatırım yapmak isteyen üreticiler var. Bu anlamda biz kendi ırkımızı çıkarırsak şap hastalığı olsun, diğer kötü hastalıklar, yani üreticinin maddi olarak zarara uğradığı, ülkenin maddi olarak zarara uğradığı konularda
hastalıklarda. Bunların da üzerine sünger çekeceğimize düşünüyorum. Ve Türkiye'nin et ve süt ihtiyacının yine Türkiye'nin içinden karşılanacağına canı gönülden inanıyorum. Şimdi siz üreticisiniz ki ben de yaptım bu işi. Bizim ülkemizde bir sorunu çözmek için önce bir teşvik yapalım. Teşvik olsun, herkes bu işi yapsın. Şimdi herkes her işi yapamıyor. Herkes işini yapmalı. Teşvik verildiği zaman kime ne teşvik veriliyor? Sanayiciye teşvik veriliyor. Tamam, sanayici sanayi kolunda teşvik alır, yatırımını yapar. Neyse, o çerçevede bunu değerlendirir. Şimdi kırmızı et sorunu Türkiye'de gündeme gelince, işte süt hayvancılığında damızlık sıkıntısı gündeme gelince denildi ki teşvik verelim. Ne yapalım? Sıfır faizli kredi verelim. Tamam. Sıfır faizli krediler gündeme geldi. Önüne gelen müracaatta Ziraat Bankası'nın kapısı aşındı. Bağ evlerine kapasite raporu alındı. Biz işte 100 baş, 150 baş ithalat yapmak istiyoruz. Kapasite raporumuz 5 yıllık kiralandı. Bir bağ evi bile kiralandı. Sonuçta önüne gelen, benim tabirimdir bu, Kemeraltı'nın havlucusuyla Kapalı Çarşı'nın kuyumcusu da teşvik alıp hayvancılığa başladı. Kısa süre sonra tabii bu fiyaskoyla sonuçlandı. Kıt kanaat kazandığımız Türk parası da heder oldu gitti. Getirilen hayvanlardan istenilen netice alınmadı. Benim o zaman acizane Mert Erbey, Ziraat Bankası yetkililerine bir toplantıda şunu önerdim. Ben dedim, bir bakkal dükkanı açarken benden çıraklık belgesi istiyorsunuz. Ama kuyumcu adam ben devletin sıfır faizli kredisiyle hayvancılık yapacağım dediği zaman hiçbir şey sormuyorsunuz. Bu konuda bir altyapın var mı, bilgin var mı, daha önce yaptın mı? Nedir? Hayvana yem ver dese arka ayaklarını yanına bırakır adam ama hayvancı oldu bunlar. Kesinlikle. Ve önemli bir kısmı da bunların kontrol edilemediği için sıfır faizli krediyle alınan hayvanlar 3 yıllık bir, 2 yıllık bir paraydı bu. Kısa süre sonra elden çıkarıldı. Sıfır faizli krediler başka yerde kullanıldı. Bu bir gerçek. Gene yaşadığım bir anımı söylüyorum. İzmir'den bir arkadaşımız o dönemde yine böyle bir şap hastalığının salgın olduğu 3-4 o teşvik yıllarında teşvik belgesi almış, Ziraat Bankası kredisini çıkarmış, adamın damı hazır. Turgut diye geldi bana, diyor ki illa bana işte 50 tane gebe düve alacağız. Kardeşim, şap var, pazar kapalı, nakli yasak, şu anda alacağın hayvan hastalıklı olur, büyük bir risk taşır. Ama diyor kredim çıktı diyor. Adam meseleye böyle bakıyor. Akıbet tabii kötü. Şimdi bu o sorunların çözülmesi için gerçek anlamda tesisi olan, ben önerdim bunu o zaman, tesisi kendinin olsun. Adam o yatırımı yapmışsa orada hayvancılığı yapmak zorunda. Adamın daha önceden bu konuyla ilgili bir altyapısı, bilgisi olsun. Buna bağlı kaba yem üretiminde belli miktarda bir arazisi olsun oradan üretim kesinlikle yapabileceği. Kesinlikle. Bütün bunları alt alta getirin. Ondan sonra da alın karşınıza bir sor, bir yani sınav demeyeyim de bir mülakat yapın adamla. Şube etkileri 500 bin liraydı. Onu o bu tecrübeden sonra 100 bine çektiler. Adam gelmiş 500 bin lira istemiş. Onu ilgili şubesi bölge müdürlüğüne göndermiş. Bölge müdürlüğü o mülakatı yapmış. Aradığı vasıfları bulamayınca senin durumun uygundur, mahalli şubesince değerlendirilmelidir diye adamı ilçeye göndermişler. Tabii ilçe müdürü de evrakına bakıyor, diyor ki sen tamam bana göndermişler, biz değerlendireceğiz ama bizim limitimiz 100 bin lira diyor. Adam bir daha dönüp de bana ne veriyorsunuz, ben hayvancılığı yapıyorum gibi bir talepte kesinlikle bulunmuyor. Çünkü adamın aklı başka yerde. Bahsettiğimiz dönem 2010 yılı içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Şimdi 2010 yılında dediğiniz gibi %0'la faizle 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli olarak bu krediler çıktı.
Bir de işin piyasaya yansıyan noktası var. Şimdi o faizlerin çıktığı hissedildiği anda 4 milyar liralık düve, 4000 TL'lik düve 7500 TL oldu. Evet. Zaten orada bir faiz aldı. Yani %0 faizle kredi aldı ama hayvan alırken ciddi bir faiz dedi. 4000 liralık alacağı düve 7500 liraya aldı. Onu geçtim, dediğiniz gibi ehil olmayan, hayvanın beslenmesinin ne olduğunu bilmeyen insanların eline geçtim. Benim de kliniğime pek çok insan geldi. Ben hayvancılığa başlayacağım. 100 tane işte düve alacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Peki diyorum, nasıl olacak? Alt alta sıralıyor. 100 tane hayvan 25'er litre süt verse işte şu kadar ton süt yapar. Ben bunu bu kadardan satsam bu kadar yapar. Yemin, ya diyor, yemin çuvalı şu kadar. Peki kaç tane traktörün var diye sorduğumda şöyle bir dönüyor bakıyor. Ne traktörü? Ya da ne kadar ekili arazin var diyorum. Araziye ne gerek var? Sen her şeyini dışarıdan alırsan, traktörün olmazsa, ekipmanın olmazsa ne kadar dayanmayı planlıyorsun? Ben hesapladım ama o matematik hiçbir zaman tutmuyor. O hesaplanan matematik hiçbir zaman tutmaz. Sen bir gez gel abi, bizimle birlikte veterinerlik yapma, biz senin veterinerliğini almayalım dediğimiz çok insan oldu o dönemde gönderdiğimiz. Başarılı olanlar var mı? Var. Ama onlar da dediğiniz gibi belirli bir temeli olan, hayvancılıkla daha önce iştigal etmiş, ekili arazilerini, daha doğrusu arazisini o hayvancılığa ayırabilecek nitelikte olan, ekip biçebilecek, kenara koyabilecek, istifleyebilecek olan insanlar girdiğinde başarılı oldular. Bu Orköy'ün zamanında yaptığı projeye benziyor. Hani Orköy bir dönem düve dağıttı. Dedi ki ben düve olarak isterim. 5 yıl sonra senden işte verdiğim kadar düveyi her yıl bir tane düve isterim. 5 tane düve aldıysan 5 senede bana 3 sene sonra birer tane düve olarak vereceksin geriye dedi. Başarılı olan kaç kişi tanıyorsunuz derseniz 2 veya 3'ü geçmez benim kendi müşteri portföyümde olan. Bu noktada hayvancının belirli bir hale gelebilmesi, belirli bir noktaya gelebilmesi için dediğimiz doğru. Evet, hakikaten kendi ırkımız gerekli mi? Gerekli ama artık Holstein kendi ırkımız gibi oldu. Fatih Bey o noktada katılıyor. Biz çok fazla Holstein aldık. Türkiye'de ciddi manada bir Holstein var ama Holstein artık kendi ırkımız gibi oldu. Şu yapılmalıydı esasında, ilk ANAFİ projesiyle Holsteinler Türkiye'ye girdi biliyorsunuz. Türkiye'de evet. ANAFİ projesi öncesinde Holsteiner ırkı inekler söz konusu değildi ki o ANAFİ projesinden kalan inek soylarını görmek de mümkün değil artık. Evet, yani ciddi manada onlar da gitti. Keşke o soyun devamını devam ettirebilseydik. ANAFİ projesinde çalışan büyüklerim vardı, onların anlattığı kadarıyla biliyorum. ANAFİ projesi başladığı dönemde ama iyi bir eğitimle de başladı. Bu işi iş edinmek isteyen insanlar o hayvanları aldıkları zaman o hayvanı nasıl besleyeceği, nerede barındıracağı, nasıl barındırması gerektiği, nasıl sağacağı hepsi anlatıldı. Bir ekip işiydi o iş. Türkiye'den, yurt dışından sadece hayvanı getirmekle kalmadılar. O hayvanın nasıl besleneceğini klasik yerli ırktan daha farklılıklarını anlatarak devam ettiler. O ANAFİ projesiyle hayvancılığa başlayıp uzun yıllar hayvancılık yapan insanlar var. Böyle bir projeye ihtiyaç var esasında. Yani bu işe gönüllü olan, bu işe soyunan insanlar var ama bilgisizler. Bu sadece hayvanı al, dama sok, önüne işte yemini, otunu, silajını ver, git sağ mantığında değil. O adamı biraz daha o işe ısındırmak anlamında eğitimle gidecek olan bir şey. Bu sadece devletin yapacağı bir nokta da değil esasına bakarsanız. Bunda bizler rol oynamalıyız. Üretici birlikleri rol oynamalı. Tarım Bakanlığı elbette bu işin içerisinde olmalı. Irk anlamında da Türkiye çok farklı coğrafi koşullara sahip bir ülke. Yani Karadeniz'e çıktığınızda iklim çok farklı. Akdeniz'e indiğinizde iklim çok farklı. Doğu'da çok çok farklı. Ege'nin iklimi farklı. Her iklime uygun, her iklimin kendi hasına uygun ırklar bence seçilmeli ve penetre edilmeli. Yani bir şeyde Karadeniz bölgesine Jersey ırkı bence Karadeniz için ideal bir ırk. Hakeza bu bölge için Simmental Melezleri ya da Holstein ideal bir ırk. Ama Doğu Anadolu kırmızısı Doğu Anadolu için güzel bir ırktı. Belki onları geliştirebilirdik, selekte edebilirdik ama bunları yapamadık. Bu trendlerimizden kaçtı. Şu anki hayvan varlığımızı optimum seviyede tutup üzerine ne koyabiliyoruz ona bakmak zorundayız. Dişi hayvan kesimi en son hayvan sağlık zabıtası kanununa göre şarta tabi olmak üzere karar alındı. Evet. Şimdi bakıyorum maalesef ciddi manada dişi hayvan kesiliyor. Biz özellikle dişi kesimlerinde şey diyoruz, geleceğinizi kestirmeyin.
dişi hayvan çiftliğin geleceğidir. Düve kesilmez veya tamam o inek artık şeyini doldurduysa, 8-9 tane doğum yaptıysa, meme sökör haldeyse, verim düştüyse vesaire bir inek kesilir. Şarta tabi olarak kesilir, doğrudur. Kesme sevki uygun olur. Ama daha görüyorum düveler kesiliyor. Mert abi bir şey sorayım şimdi. Çok veteriner genç arkadaşımız var. Veteriner fakültelerimiz çoğaldı eskiden. İki taneydi hepsi benim talebelik yıllarımda. İstanbul'da ve Ankara'da. Şu anda 29. Şimdi 29. Veterinerimiz de mezun da veriyor. Ancak tabii veterinerlik mesleği, biz ona halk arasında hayvan doktorluğu diyoruz. Şimdi tabii ben Fatih Bey'i gördüm en son aşı yaparlarken. Yanında bir zooteknist de vardı. Şimdi hayvanların barındığı ortamda çizmeleri ayağında, yani bir karıştan fazla hayvan gübresinin içinde o hayvanları kovalıyorlar. İşte o aşı yapılacak yere sokuyorlar. Bir taraftan aşılıyorlar ama üstleri başları berbat. Hani üzerine bir ayrı özel giysi de alsalar. Gerçekten yani gübrenin içindeler. Gübrenin içindeler. Ama şimdi bir de düşünün böyle, yani diyelim hayvanı sadece kedi köpek olarak görmüş yıllarca, büyükbaş hayvanına hiç yüz yüze gelmemiş. Ailelerin çocuğu da meslek olarak seçebiliyor veya üniversitedeki sınav sonuçları öyle bir sonucu getiriyor. Bir kısım yeni veterinerlerimizin de böyle pet shoplarda daha doktor muayenehanesi gibi bir klinikler açıp işte kediye aşı, köpeklere aşı, onların ameliyatları, rahatsız, yani daha böyle temiz ve ince işlerle uğraşıp mesleğini icra etmek. Bir biraz kültür. Büyükbaş hayvancılıkta artık gübrenin içine girmek, ne bileyim o hayvanlarla aşırı neşir olmak. Öncelikli olarak şeye geleyim. O sizin tercih ediliyor mu veya neden tercih yok, ediliyor? Yok, yine tercih edilen bir nokta ama işte sizin öncelikli olarak bahsettiğiniz fakültedeki bu enflasyona gelelim. Önce oradan başlayalım. Fakülte enflasyonu bana göre de çok. Ciddi manada bizim aldığımız eğitim zor, pahalı ve ağır bir eğitim. Ağır bir eğitim. Şimdi hiçbir meslek grubuyla kıyaslamak istemiyorum açıkçası mesleğimi, ancak sonuçta hekim nosyonu taşıyorsanız, eğer sizin isminizin önünde hekim ibaresi varsa, bu veteriner hekim ya da beşeri hekim fark etmiyor, çok ciddi bir eğitimden geçiyorsunuz demektir. Ki veteriner hekimler çift tırnaklar, tek tırnaklar, kanatlı, kedi köpek gibi farklı fizyolojik, farklı biyokimyasal özellikleri, farklı anatomik özelliklere sahip olan 4 farklı ırk üzerinde, hatta bazen 5 veya 6 cins üzerinde eğitim alan ve bunların hepsiyle ilgili donanıma sahip olması beklenen insanlardır. O yüzden ağır ve zor bir süreç. Artı bizim eğitimimiz görsel bir eğitimdir. Uygulamayı gerektirir. Uygulama pratiğini gerektirir. O yüzden hayvan hastanesi bulunan halihazırda eski üniversitelerimiz, yeni üniversitelerimizin de var ama ciddi manada yapılan mal yapısını tamamlamış olma ve hasta potansiyelini sürekli geldiği yerlerden mezun olma gibi bir gereklilik de vardır. Çünkü öğrenciyken siz hayvanı muayene edemez, enjeksiyon yapamaz, kan alamaz, manipülasyonlarınızı gerçekleştiremezsiniz. Çıktığınızda eller havaya beklersiniz. Eğitim kalitesi düştü mü? Çeşitli platformlarda tartışmak lazım. Türk Veteriner Hekimleri Birliği artı oda başkanları ya da odalar bu konuyu kendi arasında tartışırken her zaman savunduğumuz şey şu. Bir kere fakülte sayı ve kontenjanları sınırlandırılmalı. Daha az mezun, daha kalifiye mezun verilmeli. Daha fazla miktarda eğitime, çünkü görsellik dediğim gibi ön planda olan bir eğitim. Manipülasyon yeteneğini geliştirebileceği materyallerin çok olmasıyla alakalı bir durum. Siz bir sınıfın içerisine 90 tane öğrenciyi soktuğunuz zaman, 90 tane öğrenci klinik bilimlerindeyken 2 tane inek geldiğinde o inekler kaç kişi o manipülasyonu yapar, kaç kişi o manipülasyonda öğrenebilir bir şeyleri. Bu nedenle fakültelerin mutlaka kontenjanları sınırlandırılmalı, belirli bir bareme çekilmeli. Artı istihdam sorunu yaşanıyor mu? Evet, yaşanıyor.
şu anda çıkan herkes maalesef bakanlığa atanamıyor ya da herkes klinik açabilecek ciddi bir maliyet, mali güce yani sahip değil. Eskisi gibi klinik açmak kolay bir durum da değil. Ciddi maliyetleri var, ciddi yükümlülükleri var. PET klinisyenlerinden bahsettiniz. PET klinisyenliği evet biraz daha işin hani temiz gibi görünen noktası olsa da o da gerçekten zor ve meşakkatli bir iş. Onu yapan meslektaşlarım da var. Ve şunu görüyorum, artık bu bünye şey bilinç değişmeye başladı. İnsanlar artık kedi beslemiyor, köpek beslemiyor, evlerinde beslemeye başladı ve bu arttıkça bu tarz kliniklerin sayısı da artacaktır. Evet. Onların da toplum sağlığına ve halk sağlığına olan esasında katkıları yansınamayacak bir noktada. Çünkü parazitler enfestasyonların köpekten ya da kediden ya da evcil hayvandan bulaşmasını önlemede üstlendikleri rol çok önemli. Hakeza bir canlıyı ayakta tutmak, hayatında geçireceği evreleri rahat geçirmesini sağlayabilecek koruyucu hekimliği onlar daha yoğun olarak yapıyorlar. Yapmak da önemli. Hayvanın pisliğine girip çıkmaktan bahsettiniz. Evet, zor bir iş. Veteriner hekimlik çok kolay değil. Belki bu yüzden çok tercih edilmiyor. Dönem dönem biz suni tonlama kursları açıyoruz. Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak veteriner hekimleri. Çoğunlukla yeni mezunlar katılıyor. Her kursun ilk gününde mutlaka katılmaya çalışırım. Bir arkadaşlarımızla, yeni mezun meslektaşlarımızla bir merhabalaşmak isterim. İlk sorduğum soru, kaç kişi klinisyenlik yapacak? Klinisyenliği düşünüyor musunuz? Suni tonlama sertifikası alıyorsan klinisyen olacaksın. Evet. O mantıkla düşünerek soruyorum. Salonda 20 kişi varsa 3 ya da 4 tane el kalkıyor. Sizler diyorum hani siz de geldiniz bu sertifikayı almayı düşünmüyor musunuz? Önce bir KPSS'yi deneyeceğiz. Devlet memuru olamazsak klinik açacağız. Bu bence doğru bir yaklaşım mı? Hayır değil. Çünkü klinik açmak, klinik yürütmek ya da o klinik hizmetlerini vermek hem kendinden ödün vermek hem sahada ciddi manada efor sarf etmek, emek sarf etmek, kirlenmek, yeri geldiğinde aç kalmak, uykusuz kalmak, tatile gidememek gibi pek çok şeyi içerisinde barındırdığı gibi bir de bilgi birikimini barındırıyor. Ve fakültedeyken buna karar verilmesi gerekiyor. Ben klinisyen olacağım, klinisyenlikle devam edeceğim diyerek kendisini geliştirerek mezun olması gerekiyor. Son dönemde bu tarzda kendini geliştirerek mezun olan sayısı maalesef az. Umarım artar. Umarım fakültelerdeki bu enflasyon öğrencilerin de iyi eğitilmesi noktasında bir enflasyona dönüşür. Buradan tüm hocalarımı saygıyla yad ediyorum. Hocalarım da alınmasınlar ne olur. Ama fakültelerde ciddi manada hani seçmiş olanların gitmediğini düşünmeye başladım. Seçtirilmiş. Puanım oraya tuttu. Oraya gidiyorum. Sonrasında çıkıyor. Ben hayvana dokunmak istemiyorum. Başka bir meslek yapacağım. Zor ve meşakkatli bir işi. Buradan da izleyenler varsa eğitimi zor. Eğitim sonrasındaki çalışma şartları gerçekten zor olan bir mesleği seçmeden önce bir kere düşünsünler. Ha, ben mesleğimi çok seviyorum. Güzel bir meslek. Bir canlıya yardım etmek, özellikle de ağzı dili olmayan bir varlığa bir şekilde yardım ederek onu sağlığına kavuşturmak gerçekten çok kutsal bana göre. Ama eğer hayvanı sevmiyorlarsa, hayvancılıkla iştigalleri yoksa seçerken biraz daha düşünsünler derim. Peki bir başka çok önemli bulduğum bir konuyu açmak istiyorum. Programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Tarım Bakanlığımız, daha doğrusu siyasi irade, hükümetimiz değişen hava koşulları nedeniyle tarım ürünlerinin sigorta edilmesi konusunda Tarsim diye bir yasa, bir sigorta kanunu çıkardı, yürürlüğe girdi. Başarılı şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Çok başarılı mı? Ben çok başarılı olduğunu söyleyemem. Belli ürünlerde sorun yok ama bizim bölgemizde özellikle belli ürünlerde de ciddi sorunlar var. Örneğin erikte mesela, bitkisel üretimde Tarsim'in koşullarına göre eriğin toplu iğne büyüklüğüne, başı büyüklüğüne olması lazım soğuk vurdu denilmesi için. Halbuki erik çiçek açtığında soğuk vuruyor. Bu sigorta kapsamına girmedi. Bu riski biz karşılamayız gibi. Bunlar mahkemeli konular oldu. Şimdi Ziraat Bankası aracılığıyla alınan krediler var. Hayvancılıkta üretici zaten kendi öz kaynağında bu işi zor çeviriyor. Hatta hiç çeviremiyor. Bu tablo içinde Ziraat Bankası
verdiği kredilerle alınan hayvanları Tarsim'de sigorta ettirmek durumunda. Yani bu bir defa zorunlu, evet, hale zorunlu geldi. Hale geldi. Şimdi besi hayvancılığında ben bir ara bizden istediler, dediler. Ben de şunu sordum. Bu sigorta yapılınca Tarsim, ben hangi riskleri satın aldım bu parayı vermekle? Şimdi kapalı mekanda besicilik yapıyoruz, açık besliyoruz ama hayvan kotraların içinde, üzeri örtülü. Güneş çarpması, yılan sokması, elektrik çarpması gibi riskler var. Peki şap var mı? Yok. Şimdi konumuz şap olduğu için bilet. Soruyorum. Şapı katliyen poliçe bedeli içine almıyorlar. Şapı risk satın alma noktasında kabullenmiyorlar. Benim bölgemde en ciddi rahatsızlık şaptan. Arif Bey şöyle bir açıklama yapayım ona. Onlar yok. Yani hastalıklarla ilgili bir şey yok. Siz veterinerler odası olarak Türkiye genelinde mesela biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Ben mutlu oldum. Programın sonunda onu bilhassa vurgulayacağım. Öğrenmenin yaşı yok. Her programda ben de bir şey öğreniyorum. Şimdi Trakya'yı biz ağrı bölge diye oradan istahişle bahsederken bizim bölgemizin de aşılı ağrı noktasında son aşamada, yani bu kritik dönemdeyken böyle bir hastalık nüksetti. O da bir şanssızlık tabii. Şimdi bizim bölgemizde hiç olmazsa o noktaya kavuşursak şapın da sigorta kapsamında, riskler bölümünde üreticiye sigorta yapıldıysa sigortanın bunu tekefül etmesi gibi bir durumun olması şimdi gerekir diye düşünüyorum. Tarım sigortaları havuzunun geçmişi, Tarsim'in açılımı, tarım sigortaları havuzunun geçmişi çok eskiye dayanmıyor açıkçası. Bir havuz bu ve devlet destekli bir havuz açıkçası. Ben de Tarsim'in ilk eksperlerindenim. Şu anda durum pasifte, gitmiyorum, eksperliğini yapmıyorum ama havuzun içerisinde biriken para hem devletin hem de bu sigortayı yaptıranların verdiği paralarla oluyor ve restorans şirketlerinde de bu riskler dağıtılmış durumda. Evet. Pek çok restorans şirketiyle dağıtılıyor. Risk kapsamına alınmama sebebi hayvan zabıtası kanununda olsa gerek, tam hatırlamıyorum, notlarım içerisinde de yok. İhbarı mecburi hastalıklar, evet, sigorta kapsamına alınmıyor. Risk olarak yüksek riskte görülüyor ve aynı zamanda ulusal eradikasyon programına alınmış hastalıklar. Nedir bunlar? Brucella, şap, kuduz, ulusal eradikasyon programında olan hastalıklar. İhbar-ı mecburi hastalıklar içerisinde yine şap, kuduz, ihbar-ı mecburi hastalıklar içerisinde geçse de tüberküloz yine ihbar-ı mecburi hastalıklar kapsamında ama tüberkülozun özel bir durumu daha var. Tüberküloz olduğu zaman zaten şartı tabi kesimlerle devlet şeyi karşılıyor. Evet. El koyuyor ve karşılığı ödüyor. Bedelini ödüyor. Şapta bedelini ödeme gibi bir şey söz konusu değil. Artı o hayvanı alma veya ithaf etme durumu söz konusu değil. İthaf bedelleri yok çünkü. Şapta ithaf yok. Ama son dönemde Nepal 84 suçu Türkiye'nin büyük bir bölgesine yayılınca şu anda benim bildiğim kadarıyla bizim çevre illerimizin tamamında ve bizde var. Güneydoğu'da var. Eskişehir doğuda çok var. Sayıda. Çok sayıda çok, ilde evet. var. Bakanlar Kurulu'nun nezdinde bir şeyler oluşturulacak diye biliyorum. Belki bu kapsam içerisinde alınabilir diye bir söylenti ama sadece kulağımıza gelen bir söylenti. Alınmalı mı alınmamalı mı noktasına gelirsek şayet. Şimdi sigorta şirketi Tarsim'de o noktada kendisini savunmakta haklı bir noktada. İhbar-ı mecburi bir hastalık var. İhbar-ı mecburi hastalıkların çoğunluğu şeye açık. Devlet el koyar, tazminatını öder, kestirir, geriye kalan tazminatını öder. Buna açık. Burada zaten bir şey koruma kanununun içerisinde yer alıyor. Hayvan sağlığı zabıtası kanunun içerisinde yer alıyor. Üstüne bir de artı sigorta bedelinin ödenmesi bana göre de çok mantıklı gelmiyor. Verim kaybı sigortası değil esasında. Bu hayvan hayat sigortası hayvan olarak hayatı. Geçiyor. Çok da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. Verim sigortası farklı bir noktadır. Hayvan hayat sigortası farklı bir noktadır. Eğer hayvanınız bir hastalıktan dolayı ölürse Tarsim o hastalığın teşhisini koyar. Daha doğrusu eksperi gelir, evet, otopsisini yapar, bakar. Şu hastalıktan dolayı ölmüştür ya da bu hastalık artık nekat verisini kesime sevki uygundur der, gönderir, kestirir. Üzerine o Tarsim'den alacağınız ücretiyle birlikte alırsınız.
O noktada hastalıktan bu tarz ihbari mecburi hastalıklarda tarihsinin ödeme yapmaması bana biraz da mantıklı geliyor. Çünkü bulaşıcı bir hastalık. Düşünsenize bir tarihsim eksperi bir yere giriyor. Az önceki şey gibi, yemci kamyonu gibi girecek. Oradaki o hastayı teşhis edecek. Oradan çıkacak. Başka bir bölgeye geçecek. Başka bir hastayı teşhis edecek. En başında onu da anlatmayı unuttum. Bu da bir risk. Bulaşma anlamında bir risk. En başında bizim de üzerimize düşen olayı anlatmayı unuttum. Bizler de sizin gibi serbest veteriner hekimlerde pek çok işletme dolaşan arkadaşlarız. Ben serbest veteriner hekimlik işiyle uğraşan arkadaşlarımın bu noktadaki hassasiyetlerini biliyorum. En azından telefonda ihbarı bile gelse, dese ki benim hayvanımın ağzından böyle böyle salya geliyor, durgunlaştı hasta, gelip bakar mısınız dese, bizler bile en son hastaya doğru bırakmaya çalışırız onu. Sana geleceğiz ama öğleden sonra veya akşamüstü geleceğiz deriz. Çünkü öncelikli olan diğer sağlam bölgedeki hastaları dolaşır. En sona onu bırakır. Oradan çıktıktan sonra araçların ve kendimizin dezenfeksiyonunu yapar. Yeni güne yeni olarak hazırlanırız. Bu noktada bulaşmanın engellenmesi anlamında eksperlerin de rol oynamaması için Tarsim'in böyle bir düşünce içerisinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii bu uygulamalarda farklı tablolar çıkıyor. İnsan yaşayınca görüyor bunu. Şimdi o hayvancılık kredisini talep eden vatandaş, örneğin benim yaşım 70, ben 5 sene sonra ömrüm varsa hayvancılık kredisi talep etsem veya 80 yaşında biri gitse, Ziraat Bankası da parayı çıkarıp veriyor, teminatını göstermiş, işlem tamam. Bana da hayat sigortası yapıyor. Ben hakkın rahmetine kavuştuysam borç devam ederken borcu devlet siliyor. Yani banka siliyor, sigortalıyım, hayat sigortam var. Hayat sigortası ödüyor. Yani onu ödüyor. Ama diğer taraftan da hayvanın hastalığınla ilgili aradaki farkı bilmiyorum çok. Yani poliçe bedelleri farklı oluyor. Şimdi ben bunu bankacılara da soruyorum. Mevzumuzun dışında ama bilgilenmek açısından. Şimdi ben Fatih'le gidip bankaya müracaat etsem veya sizle, sizin para maliyetiniz benden daha düşük oluyor. Tabii. Sizin hayat poliçe bedeliniz başka, benimki başka oluyor. Halbuki aynı işi yapıyoruz. Farklı maliyetlerle para kullanıyorsak, o zaman farklı bir ürün maliyetimiz de ortaya çıkıyor. Değişik nedenlerden dolayı. İşte en basiti bu. Bu da tabii bir haksız rekabet gibi bir şey oluşturuyor. Ben de diyorum ki bu tabloyu önce bir minimize edin, sonra fix yapın. Yani onun bir yerden sübvanse edilsin. Çünkü biz ataerkil aileyiz. Yani babadan oğula intikal eden bir mal varlığı söz konusu. E şimdi babanın üzerindeyken çocuğun bir girişimde bulunması mümkün değil. Farklı maliyetler oluyor tabii. O da düzeltilmesi lazım gelen diyeceğim ama inşallah üretici kendi öz kaynağını yeteri kadar temin eder. Ondan sonra bunlara ihtiyacı olmaz. Şimdi Fatih Bey, programın sonuna doğru geliyorsun. Mertel Bey'le kapatacağız ama bir depremden çıktık diyelim. Yani bu Allah muhafaza 7.5 değil ama bir 3.5-4 nokta bir deprem bu. Hayvanlarla ilgili şap hastalığı. Bu süreçten sonra tabii siz gene hayvanlarınızın başında kazasız belasız inşallah sağlıklı üretim yapar, piyasaya sunarsınız. İnşallah. Önümüzü nasıl görüyorsunuz Türkiye şartlarında? Neyi planlıyorsunuz? Aynı işi yapmaktan para kazanacağınızı ve bu işin daha ileriye taşınabileceğini düşünüyorsunuz mu? Şimdi üretici olarak hayvanların besleme maliyetleri çok önemli. Mertar Bey'in dediği gibi bu işi yapanların tarımsal sektörle koordineli bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Dolayısıyla samanıdır, yoncasıdır, sılajıdır. Bu ürünleri kendi ürettiklerimizi hayvanda kullanıp tekrardan et olarak karşılarsak hem maliyetimiz daha aşağı iniyor hem kaliteli et elde etmiş oluyoruz. Bizim hedefimiz bu işte devam etmek. Serhat Bey bu işi daha büyütüp daha büyük çapta yapmak istiyor. Tabii bu konuda veteriner hekim arkadaşımız da var.
biz varız. 4-5 tane daha çalışanımız var. Komple 300-320 dönüm kadar bir yer işliyoruz hayvanlarımız için. Yetiyor mu yetmiyor ama dışarıdan tedarikle bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sektör olarak tabii taşıma suyla değirmen dönmez. Yani bu iş Uruguay'dan veya işte Avrupa ülkelerinden getirmekle biteceğini, yani devam edebileceğini düşünmüyorum. O anlamda ırk konusundan bahsederken mesela biz bunu koyunda gerçekleştirdik. Yani bizim kendi koyun ırkımız var ve şu anda dışarıdan bize girmek isteyen yabancı ırklara rağmen bizim koyun ırklarımız hala revaçta ve tutulan ırk olarak gözüküyor. O anlamda biz kendi ırkımızı yetiştirdikten sonra ette ve sütte başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz yatırımcı olarak emek yoğun bir şekilde çalışıp bu işte Türkiye'nin önünü açacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Mert Erbey, son mesajlarımızı alalım. Önce ben şunu bir ifade edeyim. Bu konular çok duyarlı konular. Kesinlikle. Çok duyarlı insanlarla bu işleri gündeme getirirsek çözüm üretmekte, hem kamuoyunu bilgilendirmekte, üreticiyi bilgilendirmekte çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Yaşım itibariyle ve burada yaptığım programlar itibariyle ben bunun izlenimlerini alıyorum. Sizinle bir ilk programa çıktım ama hemen şunu kapatmadan söyleyeyim, son sözü size vermeden. Ben mutlu oldum. Yani samimiyetinizden dolayı hemen böyle bir şeye de varım. Kamuoyunu bilgilendirelim, üreticimizi bilgilendirelim. Görevlerimiz bu esasında. Bu çok, çünkü bilgi birinde çok yoğun olabilir, çok şey bilebilirsiniz. Bunu birileriyle, kamuoyuyla paylaşmadığınız sürece o bilginin hiçbir değeri olmuyor. Olmaz. Bu bakımdan ben çok genç yaşınıza rağmen bu konudaki özverinizden dolayı ben önce kutluyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hayvancılık tabii zor bir iş. Sizin mesleğiniz de zor bir meslek. Bir de tüm meslektaşların ciddi sorunları var. Her meslek sektöründe, her sektörde olduğu gibi. Bir taraftan iç sorunlarınızı çözme gayretiniz var. Bir taraftan kesinlikle Türkiye hayvancılığını daha ileri noktalara taşıma noktasında güzel çalışmalarınız var. Bunları yaparken tabii dünya hayvancılığını izleyip oradaki gelişmeleri, teknolojiyi bu tarafa transfer edip üreticiyle buluşturacak olan kişilersiniz. Bu noktada yatırım yapanlarla dirsek temas sağlayıp o teknolojiyi Türkiye'ye getiren, özellikle mekanizasyon konusunda onların en sağlıklılarını buraya getirmek, tıbbi müstahsarlarla ilgili, yem katkı maddeleriyle ilgili, üreticinin cebindekini haksız şekilde almak isteyen sektör temsilcileri var, art niyetliler var. Onlara dur diyebilecek, kalitelilerini ön plana çıkarabilecek kişilersiniz. Bunlar çok önemli, çok hayati konular. Sizin şahsınıza ben bütün veteriner hekimlerde bu enerjiyi gördüm bugün. Sağ olun, çok teşekkürler. Bu işle ilgili, yani hayvancılığımızla ilgili, hekimlikle ilgili ileriye dönük görüşleriniz, mesajlarınız nelerdir? Öncelikle beni mahcup ettiniz açıkçası. Ben bu kadar şey beklemem. Biz 2007'de kurulan bir odayız. Daha 9 yaşındayız. 2017'de inşallah 10. yaşımızı kutlayacağız. Kurulum aşamasında her platformunda hemen hemen vardım. Kurucu yönetim kurulu içerisinde önce muhasiplikle sonra genel sekreterlikle başladım. Şu anda odanın başkanlığını devam ettiriyorum ama dediğiniz gibi çok zor bir meslek. Bizim birincil önceliğimiz tabii ki meslektaşlarımız ve onların çıkarlarını korumak, mesleğin daha iyi noktalara gelmesini sağlamak. Ama ikincil önceliğimiz de mutlaka hizmet verdiğimiz sektörde üzerimize düşen, paydaş olarak üzerimize düşen şeyleri yapabilmek, yerine getirebilmek. Bu noktada bana bir şey hatırlattınız. O konuyla ilgili bir girişimim oldu. Onu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi en başında söylüyoruz ya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadelede uygulanacak genel hükümlere yönelik bir yönetmelik var. Ve bu yönetmelik diye dayanarak İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanıyor. Yani bu komisyon neye karar veriyor? İşte kordona alınacak süreç,
hayvan pazarlarının kapatıldığı süreç, bu sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin. Ama çok ilginçtir ki Manisa demeyeyim, veteriner hekim odaları bu komisyon içerisinde bu yönetmeliğe dair olarak yok. Ben isterim ki bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu yönetmeliğe veteriner hekimleri odaları da dahil olsun. Çünkü bizler gerek bu hayvanın teşhis tedavisinde gerekse koruyucu hekimliğinde çok etkin rol alan bir meslek grubuyuz. Birebir içerisindeyiz. Bununla ilgili biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne ve bakanlığa görüş yazımızı yazdık. Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak. Bu yönetmeliğe odaların da dahil edilmesi gerektiğine dair. Bu noktada siz hatırlattınız, onu vurgulamadan geçmek istemedim. Konu şap olunca haliyle veteriner hekimleri ön planda ama ön planda olmadığımız dönemlerde de biz zaten halk sağlığıyla alakalı çiftlikten sofraya güvenli gıdanın ulaşmasına ilişkin gerek serbest gerek kamuda çalışan veteriner hekimlerimizle bir süreç sergiliyoruz. Dediğiniz gibi zor ve meşakkatli bir iş. Ama şunu unutulmamalı ki ben her zaman sektörüme güveniyorum. Hayvancılık sektörüne güveniyorum. Çünkü hayvancılığın tarımın lokomotif olduğuna inanan bir insanım. Hayvancılık olduğu sürece tarım da o lokomotif sayesinde ilerler ve yürür. Hayvancılıkla tarımı ayırmamak gerekli. Bu tarz krizler zaman zaman yaşanıyor. Türkiye'de ilk defa biz şapla karşılaşmıyoruz. Yıllardır süre gelen bir süreçti. Benim üzüldüğüm nokta işte tam aşısız ahali o bölge için adımlar atılmışken, ilerlerken, bu aşamaya gelmek için süreç kısalmışken bu noktaya gelmek. Bir diğer üzen nokta ise halkın hala bu konuyla ilgili çok bilinçsiz olması. İşte ben et yemeyeyim, bana da şap bulaşır düşüncesiyle hareket ediyor olması. Biz bu noktada üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyorum. Bu programı yapmanızdan dolayı size de çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi belki yazılı basında iki defa demeç verdik. Bir şekilde halkımızı biz bilinçlendirmeye çalıştık ama görsel basının etkisi çok daha büyük. Hayvancılıkla alakalı konuşmaya kalkarsak saatlerimiz yetmez. Çok sıkıntılarımız var. Hem sektörel hem hayvancılıkla alakalı hem veteriner hekimlikle alakalı sıkıntılar var. Ama dediğim gibi biz enerjimiz yerinde inşallah üstesinden geleceğiz. Ben en kısa sürede bu en azından şap dalgasından kurtulup bu dalganın bizi çok böyle kıyıya vurdurmadan düzgün bir şekilde kurtularak aşacağımıza inanıyorum. Umarım kısa sürer ve halkımızın bu geriye dönümleri kazanım olarak geriye döner. En başında da söylediğim gibi her musibetten bir şey çıkartmak lazım. Yaptığımız hataları oturup açık yürekliyle düşünüp nerede hata yaptık onu bulup bir sonraki adımlarda o hataları gerçekleştirmemek gerekiyor. Bundan da alacağımız dersler bu olsun ki iyi noktaya varalım. Bu meslek için çaba sarf eden tüm meslektaşlarımı canı gönülden selamlıyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Burada bir sektör temsilcisi ve bir de veteriner hekim buluşarak bence umarım halkımız için de izleyenler için de bir şeyler katabildiğimiz bir program oluşturmuşuzdur. Ben çok zevk aldım. Teşekkür ediyorum tekrar beni çağırdığınız için. Sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, bir programın daha sonuna geldik. Sizlerle bugün Sayın Mertel Yıldız, Sayın Fatih Pektaş'la şap hastalığı üzerine, ülke hayvancılığı üzerine konuştuk. Gördüğünüz gibi karmaşık girift konular. Ama ülkemizin geleceği açısından da emin adımlarla olumlu ilerlediğimizi beyan etmek isterim. Genç nüfusumuzun artık kaliteli teknik elemanlar olarak, kaliteli, bilinçli ve mesleğine aşık veterinerlerle bu sektöre yatırım yapmış, ülke ekonomisine katkı adına toplumun protein ihtiyacını karşılamak adına ciddi çalışmalar yapan bilinçli üreticilerimiz var. Bilinçli bir toplum olma yönünde hızla ilerliyoruz. Bu toplumu aydınlatmak da medya kuruluşlarının temel görevlerinden diye düşünüyorum. Bu bakımdan önemli bulduğum, ülke ekonomisine doğrudan tesir eden, sofralarımıza tesir eden
Bu hastalığın bilinmesinde fayda vardı. Sayın Yıldız'ın ifade ettiği gibi şap hastalığını geçiren bir hayvanın etinin yenmesi, pişirilmesi, iyi pişirilmesi koşuluyla insana geçen bir hastalık değildir. Tüketicilerimizin bu noktada müşteri olmaları, rahat olmaları gerekir. Unutmayınız, protein kaynağımız kırmızı ettir. Vücudumuzun bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi de ileri derecede ciddi anlamda kırmızı et tüketmemizle doğru orantılı bir tıbbi durumdur. Bu bakımdan ileriki yıllarda, yakın zamanda sağlıklı, herkesin alabildiği bir et piyasasında sofralarımızın her gün yeteri kadar etle donatılmasında üzerine düşen görevleri bilfiil yapan bu kadrolara teşekkürü bir borç biliyorum. Geceniz hayırlı olsun diyorum. Yeni bir kasabadan Turgutlu'ya programında buluşacağımızı ümit ederek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.